kimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı bir topluluk olarak yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder? Mustafa Kemal Atatürk. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yeni bir programa başlıyoruz TV52 ekranlarında. Bu programda geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın eğitimleriyle ilgili her şey masaya yatırıldı. Her hafta pazartesi günleri yayınlanan her şey masaya yatırıldı ve her hafta konuklar aldığımız bir program olarak devam edecek. Özellikle Mustafa Kemal'in de belirttiği gibi toplumların geleceğini, toplumların gelecekteki refahını, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve gelişmişliğini belirleyecek olan bugünkü eğitim yapılanmasıdır. Ya da başka bir deyişle bir toplumun geleceği bugünkü eğitim sisteminin çıktılarıdır denilebilir. Bugün programımıza ilk konuğumuzu aldık. İlk konuğumuz geldiği günden bugüne kadar elimizde yepyeni bir eğitim yönetimi anlayışıyla, bilimsel veriler ışığında, ekip ruhuyla çalışan, benim de yakından takip ettiğim birçok çalışmalara imza atan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kutlu Tekinbaş. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İlk konuğumuz oldunuz ve gerçekten ben bugün sizin programa katılmanızla çok gururluyum, onur duydum. Tekrar ben teşekkür ederim katılımlarınız. O onur bize ait, böyle bir fırsat verdiğiniz için. Hem sürecin içeriği konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak sağlıklı bilgilendirme yapmak açısından hem de programın ilk açılışını bizim de yapmamış, bizi onurlandırmıştır. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programımızın ilk bölümünde Sayın Müdürüm, bu dönemi değerlendireceğiz. Yani COVID-19'da ya da korona pandemisiyle ilgili olan dönemdeki eğitim çalışmalarını değerlendireceğiz. İkinci bölümde de elimizdeki özellikle sizin iki yıldır ben de yakının takip ettiğim çalışmalarınızı inceleyeceğiz. Verilerimizi, çocuklarımızı bilgilendireceğiz. Gündemimiz epey yoğun, maddeler yoğun. Hemen başlayalım isterseniz. Şu anda bu dönemde alınan kararlar, sınavlar, biz de bir şekilde hakimiz ama özellikle sizin bilgilendirmelerinize ihtiyacımız var. Nasıl kararlar aldık, nereye doğru gidiyoruz? Bu konuda bize aydınlatırsanız çok memnun olurum. Tabii ki. Ya bu süreçle ilgili olarak şöyle bir bilgi arz etmek isterim öncelikle. Malumunuz bakanlığımız 16 Mart'tan itibaren çocuklarımız için uzaktan eğitim programı başlattı. Ta ki 30 Nisan'a kadar. Şu andaki öngörü COVID-19'da mücadele kapsamında, pandemiyle mücadele kapsamında 30 Nisan'a kadar çocuklarımızın uzaktan eğitimle, eğitim sürecinde, öğrenme aktif ortamlarında bulunmalarını sağlamaya yönelik. Tabii bunu yaparken de bizler bir amaç belirlendi. Bu amacı dikkate alarak hareket ediyoruz. Birinci ulusal bir amaç pandemiyle mücadele. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmak durumunda. Eğitimciler olarak bizler okullarımızda, okul yöneticilerimizle birlikte sahadaki bütün bilgilendirmemiz gereken her tarafı bilgilendirerek bu süreçte çocuklarımızı mümkün mertebe hijyen ortamlarında bulundurmaya yönelik çalışmalar yürüttük. Tatil diye başlayan, daha sonradan da uzaktan eğitime dönüşen bu süreçte öncelikle biz okullarımızın tamamında belli periyotlarla bir hijyen çalışması yaptık. Okullarımızı dezenfekte etme çalışmalarını sürdürdük. Bunu yaparken de tabii bir taraftan da biz hemen çocuklarımız tekrar dönecek beklentisi içerisindeyiz. Tabii 30 Nisan'ı bekliyoruz şu an aşamada. Bu süreç amaç olarak bir takım şeyler ortaya koyarken tabii öğrenmeden de çocuklarımız uzak kalmasın diye bakanlığımız hızlı bir çalışma içerisinde EBA televizyonları TRT'de, TRT EBA, ilkokul, ortaokul, lise şeklinde 3 farklı yayın ortamı oluşturdu ki çocuklarımız kendi eğitim seviyelerindeki öğrenme süreçlerinde geri kalmasınlar ve eksikleri tamamlasınlar diye. Biz birinci aşama ortamlarımızı iyileştirmek ve hijyenle ilgili olarak destek vermek. İkinci aşama çocuklarımızı ve velilerimizi bu konuda sağlıklı bilgiyle bilgilendirmek ve süreç yönetimine katkı sunmaya çalışmak. Üçüncü aşamada da aslında bu süreç esnasında iyi bir iletişim oluşturarak öğrenci ile öğretmenimiz arasındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde tamamlayarak sürece katkı sunmaya yönelik çalışmalar yaptık.
Müdürüm, en fazla tabii ki öğrencinin ve velinin şu anda çok merak ettiği 4 Mayıs itibariyle yüz yüze eğitim öğretimi başlayıp başlayamayacak. Tabii bir de sınavlar, daha çok üniversite hazırlık grubundaki öğrencilerin çok merak ettiği, özellikle ailelerin de bize çok dönüş yaptığı bu anlamda. Bakanlığımız gerçi 7 Haziran'da LGS, hem bir baba olarak hem bir veli olarak da soruyorum size, 7 Haziran'da LGS sınavının yapılacağını beyan ettiler ve bu anlamda birinci dönem konuları dahil olacaktı ama bir tekrar öteleme bekleniyor mu? Yani bu anlamdaki düşünceleriniz nedir? Çünkü tabii ki bilim kurulunun çalışmaları ama en çok veli ve öğrencilerimize şu anda bizi çok çokça sordukları soru, mutlaka işin sosyolojik ve psikolojik boyutu çok önemli ama en çok sordukları, hocam sınavlar yapılabilecek mi? Hocam işte bu şekilde giderse biz tekrar bu dönem bitmeden okullara dönebilir miyiz? Bu konuda sizin düşünceleriniz nedir? Şöyle arz edeyim. Şimdi şu anda yürütülen mücadele çok büyük bir mücadele. Olayın tek boyutu yok. Aslında çok boyutlu bir mücadele bu. Ve bu mücadele esnasında bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Ekonomik sorunlar var. İnsanların bir kısmı sahada çalışamadıkları için ekonomik sorun yaşıyorlar. Devlet bunu kapatmak için ABC planları yapıyor. Sağlık sorunu var. Bilmediğimiz bir virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim. Bir üçüncüsü de aslında eğitim sorunumuz var. Şimdi eğitim sorunuyla ilgili olarak bakanlığımız alınabilecek tüm tedbirleri aldığı kanaatindeyim. Bu kapsamda da biz bakanlığın açıklamalarını dikkat alarak hareket etmek durumundayız. Çünkü bakanlık aldığı kararı nereye dayandırıyorsa, ki büyük ihtimalle bilim kurulunun verilerine dayandırarak karar alıyor. Şu anda eğitim öğretim faaliyetlerinin başlama süreci konusunda 30 Nisan Perşembe'yi son göstermişti. Büyük ihtimalle 4 Mayıs'ta, şu anda bir öngörümüz bu yönde bizim, eğitim öğretime başlamak. Tabi bu süreç esnasında sınavla öğrenci alan okullarımızın sınavları, 7 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavlarımız da yüksek öğretim kurumları sınavları ile ilgili olarak yetkili organlar açıklamalarda bulundular. Şu anda öngörüleri özellikle liselere giriş sınavının zamanında yapılması konusunda, sadece sınavın kapsamı ile ilgili olarak bir daraltma, mağduriyet oluşmaması için bir daraltmaya geçtiler. Sadece çocuklarımız birinci kanaat döneminin müfredatından, müfredatın kazanımlarından sorumlu olacaklar. Bu öğrencileri ve velileri aslında biraz daha rahatlattı. Tabii ki ben de aynı kanaatteyim. Çok isabetli bir karardı. Mı? Gerek üniversite hazırlık için, yani o da 12. sınıfın birinci dönemine kadar olan kesinlikle dönemin alınması. Bu anlamda veliler ve öğrenciler ondan sonra biraz daha rahatlama görüldü. Yani şöyle, soru işareti bırakmayacak şekilde, kamu vicdanının da rahatlatacak şekilde bir takım kararlar alındı. Bunları şu anda değiştirmek, bunlarla ilgili olarak yeni bir şey ortaya çıkar da bir şey değiştirmek mümkün mü? Ben tahmin etmiyorum. Şu andaki süreci yönetme konusunda biz 4 Mayıs'ta eğitim öğretimi başlatacak şekilde okullarımızda eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Dört gözle aslında biz de çocukları bekliyoruz. Çünkü gerçekten eğitim öğretim ortamlarında çocuklarımız evde, biz eğitim kurumlarımızdayız ama ortada bir canlılık yok. Çocuklar olmadan hayat olmuyor okullarda. Kesinlikle. Bu beklentimiz var bizim. Ama yineliyorum, bu süreç tek boyutlu bir süreç değil. Bu sürecin sosyoekonomik, sosyopsikolojik sorunları da gündeme getirme ihtimali var. Buna bağlı olarak bakanlığımızın özellikle televizyon programları üzerinden sadece eğitim öğretim faaliyetleri değil, velilere yönelik programları da söz konusu. Bunları bilgilendirmek için, onların soru işaretlerini gidermek için bir takım rehberlik çalışmaları da var. Benzer çalışmaları biz de Milli Eğitim Müdürlükleri olarak, Türkiye genelindeki bütün il Milli Eğitim Müdürlükleri olarak, bizler de taşra teşkilatı olarak gündeme getirdik, planlamalarımızı yaptık. Sahayı bu anlamda da yönetmeye çalışıyoruz. Peki Sayın Müdürüm, şöyle bir tabi bilim kuruluna bağlı dediğiniz çalışmalar şu anda bakanlığın bugüne kadar süreci, yani Milli Eğitim Bakanlığımızın bugüne kadar süreci yönetmesinde oldukça isabetli adımlar görüyoruz. Çünkü veli eğitimleri de bunun içerisine girmeye başladı bakanımızın en son açıklamalarıyla. Hatta canlı EBA'ya da değineceğiz. Oradaki canlı online dersler de başladı ama şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ola ki bu süreçte meydana gelen ötelenmeler gerçekleşirse bir şekilde önümüzdeki yıl, çünkü daha çok üzerinde duran öğrencinin, hani son iki yıldır, şu anda mezun öğrenciyi düşünelim, 12. sınıfları düşünelim, son iki yıldır hazırlandığı, motive olduğu, odaklandığı bir sınav vardı. Birden böyle bir, tabii ki sağlık her
her şeyden çok önemli mutlaka. Böyle bir olayla yüz yüze kaldılar. Bütün motivasyonları bozuldu. Acaba bir yılda mı kaybederiz diyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Bakanlık bir şekilde bu tedbirleri alacaktır. Ötelenmiş olsa da, devamında herhangi bir farklı durum karşımıza çıksa da bakanlık bununla ilgili yine çalışma yapar, süreci kısaltabilir, üniversitelerin açılışını biraz öteleyebilir gibi yılı bir şekilde eğitim öğretimde kayıp yılı olmadan kurtarma ihtimali var diyebilir miyiz öğrencilere? Ben de aynı kanaatteyim. Yani bu konuda kamu vicdanını rahatlatacak kararlar alacağını düşünüyorum. En azından hiçbir şekilde çocuklarımızın bir hak mağduriyeti olmayacak şekilde. Şu anda bakanlığımız, Sayın Bakanımızın açıklamalarına dikkate alındığında ABC planlarını yapmış bir şekilde bekliyorlar. Hazırlıklar yapılmış durumda. Ola ki herhangi bir beklediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda böyle bir sorun olur mu? Bunu ben tahmin etmiyorum. Çünkü hepsi çalışıldı. Dolayısıyla her bir senaryoya karşı Sayın Bakan'ın açıklamaları da bu yönde. Bir B planları var. Dolayısıyla biz çocuklarımızın hak mağduriyetini olmayacak şekilde planlama yapıldığı için ben bu sorunun çözüleceği kanaatindeyim. İnşallah da böyle olacak. Şu an itibariyle Temmuz ayı itibariyle üniversite sınavlarının gerçekleşeceği, Haziran'da da liselere giriş sınavının gerçekleşeceği ilgili kurumlar tarafından açıklandı. Çocuklarımız bu konuda şu anda açıklananın dikkate alarak kendilerini sınava hazırlamak için motive olmaya çalışsınlar. Farklı senaryolar üzerinden kafalarını karıştırmaya gerek yok bence. Şu anda takvim belli. Bu takvim ileride değişmeyeceğini kanaatiyle düşünüyorum. Takvim belli. Bu takvime göre kendilerini sınava hazırlayarak yüksek motivasyonlara sınava girdikleri takdirde sürecin kendi lehlerine olacağını kanaatindeyim. Dilerim en kısa sürede bu olay planlandığı gibi gider ve çünkü gerçekten çocuklarda kaygı şu anda yüksek düzeyde. Ama dediğim gibi bakanlığın çalışmaları hem kucaklayıcı hem teknik olarak donanımlar mevcut ve çok hızlı geçilen de bir online eğitim sistemi var. Özellikle ben de yani 2014'ten bu yana sistemin yavaş yavaş gelişimini de takip ediyorum. Hem bir öğretmen olarak hem bir yönetici olarak ve şu ana kadar da ciddi bir alana ulaşmış ciddi sayıda öğrenci. Çünkü baktığımız zaman Türkiye'deki öğrenci sayısı 25 milyon. Yani Avrupa gerçekten zor, yönetimi zor, sirkülesi zor, alınan kararların çok detaylı olduğu, birçok okul türünün olduğu, birçok sınavın yönetildiği aynı zamanda Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük bir nüfusa sahibiz. Yani kesinlikle. Öğrenci nüfusuna. Ve çok kolay da karar alınamayan, alınan kararların mutlaka çok fazla ardında etkilendiği senaryoları olan bir bakanlık yönetiliyor. Gerçekten zor. EBA'nın şu andaki durumu sizin yorumlarınızda EBA öğrenciye ne kadar ulaşabilir? Çünkü siz gözlemlerinizi tüm ilde ve Türkiye'de çok daha iyi yapabiliyorsunuz. Okullardan geri bildirim alıyorsunuz bununla ilgili muhakkak. EBA'daki sanıyorum bugün itibariyle canlı yayınları 8. ve 12. sınıflarında sınav hazırlık yıllarında başladım. EBA ile ilgili düşünceleriniz nedir? Öğrenciden dönüşleriniz nasıldır? Şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi aslında elektronik bilişim ağı Bakanlık tarafından hayata geçirilmiş ulusal düzeyde, tek uluslararası düzeyde de belki alanında en iyi çalışmalardan bir tanesi. Bu şu demek aslında, çocuklarımıza biz fırsat eşitliğini sağlamak istiyorsak, öncelikle çocuklarımızın bulunduğu ortamları eşitlemek açısından elektronik bilişim ağı, EBA sistemi, çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her alanda, test yap çözmek istiyorsa test, konu anlatımı istiyorsa konu anlatımı, efendime söyleyeyim, tekrar etmek istiyorsa tekrar, soruların kavrama ve yeteneklerini açığa çıkartacak sorularla ilişki kurmak istiyorsa her aradığı şeyi bulabileceği bir sistem üretilmiş durumda ve tüm seviyelerde öğrencinin kendi yapısına uygun bir şekilde. Tabii bu internet ortamında bir sistem olduğu için çocuklarımızın bir kısmı bulundukları ortamlarda internete bağlanma şansları olmayabilir düşüncesindeydi. Bakanlık bunu da bir çözüm üretti. Bu sefer hizmet üretici mobil hatlar üzerinden çocuklarımızın EBA'ya bağlı olmak kaydıyla işte 3 GB'a kadar ücretsiz yararlanma hakkı verdi. Sonra şirketler de bu sefer jest yaparak bu oranı yükselttiler. Kimisi 5 GB yaptı, kimisi 8 GB yaptı. Çünkü amaç burada çocuklarımızın eğitimden geri kalmalarını engellemekti. Tabii sistemi kuran aslında sistemin içeriğine veri aktaran yine bizim öğretmenlerimiz. Burada önemli olan şurası, öğretmen aslında gerçekten bir sahne sanatçısı gibi. Sahne sanatçısı olan öğretmen bu yeterliliğini geliştirmek ve yeterliliğini öğrenciye aktarmak için günün teknolojisini kullanmak durumunda, bunun farkındayız biz.
bugün teknolojiyi biz üreten hale gelmek için de çabalıyoruz. Peki müdürüm, bu EBA'daki özellikle ve tüm Türkiye'deki farklı online eğitimler de yapılıyor yine okullarda, gerek kamuda gerek özel öğretimde. Öğretmen de bilişim anlamında, bilişimle öğretmeni bir araya getirme anlamında çok hızlı ve çok ciddi bir değişim mi gerçekleşiyor acaba? Kesinlikle. Çünkü öğretmenlerin kendilerini geliştirmek zorunda kaldığı olduğu, en azından kamera karşısında durmayı öğrenmeleri gerektiği ya da onun işte nereden nereye aktaracak, hangi programı aktaracak, elindeki tabletten bilgisayara aktaracak, böyle de bir süreç yaşanıyor. Yani böyle bir süreç var gibi. Aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi Raci Garodi, Fransız filozof rahmetli, yani şu 5000 yıllık yazılı dünya tarihini dikkate aldığımızda o kadar çok hızlı şey değişiyor ki, ama işin tuhafı bu çağ değişimin en hızlı olduğu çağ ve biz bu kadar hızlı değişen bir dünyada seyirci kalamayız diyordu. Biz olayın içinde aktif rol almak durumundayız. Şimdi bakanlığımız özellikle hizmet içi eğitim faaliyetleriyle Taşra'da da biz geleceğin ordusunda bir sistem kurduk burada, öğretmen akademisi diye. Burada öğretmen arkadaşlarımızı teknolojiyi kullanma, EBA'yı kullanma, EBA'ya veri aktarımı yapmak ve dijital ortamlarda öğrenme teknikleri açısından hem bakanlığımız hem Taşra Teşkilatı olarak bütün illerde bu eğitimler öğretmenlere verildi. Tabii öğretmen arkadaşlarımız aldığı eğitimle şunun farkındalar. Bugün çocuklarımız Z kuşağı. Z kuşağı, bu çocuklar teknolojinin kucağına doğdular. Bu çocuklar, 3 yaşındaki bir çocuk tablet üzerinden internete surf edebiliyorsa, bu çocuğa muhatap olan öğretmenimizin interneti kullanamama, teknolojiyi kullanamama gibi bir özrünün olmasını kimse kabul edemez. Ve bizim öğretmenlerimiz bunun farkındalar. Bu kapsamda da öğretmenler sürekli kendi yeterliliklerini geliştirmek için arayış içerisindeydiler. Bakanlığımızın hizmetçi eğitimleriyle, bizim oluşturmuş olduğumuz eğitim hizmetçi eğitimleriyle bu süreç aslında biraz da belki de bakanlık tarafından öngörüldüğü için buraya hazırlandı. Zaten önümüzdeki çağın eğitim sisteminde uzaktan eğitim. Bir de şöyle bir bilgi daha verebilirim aslında. Ya biz bu konuda açık öğretim lisesi ve açık öğretim fakültesi uygulamalarıyla uzaktan eğitime yabancı bir ülke değiliz. Evet, biz de çok eskilerden çok ciddi bir birikimimiz var. Ben de bir görüntü hatırlıyorum, yani orada evet, böyle düz saçlı bir bayan vardı. Din eğitimlerinde mesela. Evet, evet, evet. Bu hafızamızda bunlar hemen canlanacaktır. Evet. Yani bizim aslında böyle bir birikimimiz var. Bu birikimi güncel teknolojiyi kullanarak muhataplarımıza, çocuklarımıza okul öncesinden son sınıfa kadar, mezunlara kadar her alana taşıyabilme imkanını sağladı bize EBA. Bu anlamıyla EBA'nın muhtevası, içeriği, bakanlık tarafından kontrol edilmiş olması, kazanımları dikkate alacak her tür birikim ve içeriğe sahip olmuş olması birer avantajdı. Bu avantaj farklı dezavantaj bölgesindeki çocuklarımızın da arasındaki dezavantajı ortadan kaldırdı ve hepsini eşitlemiş oldu aslında. Yani çok önemli bir konu, çünkü ben de Milli Eğitim'de göreve başladığımda 1996 yılında Adıyaman'ın Tut ilçesi, ki o bölgeyi tanıdığınızı bildiğinizi düşünüyorum, Tut ilçesinde gerçekten çok zor imkansızlıklarla oradaki halkın, oradaki öğrencilerin ne kadar şanssızlıkla eğitim öğretim yapmaya çalışıldığını gördüm. Çünkü bir laboratuvar yapmak istedim, 6 yıl kaldım, sonra istifa ettim, özel sektöre geçtim ben. Bir laboratuvar kurmak istedim Tut Lisesi'nde, 7000-8000 nüfuslu mütevazi bir ilçe, Besti'nin karşısında böyle dağların içinde kalmış bir yer. Ve sanıyorum 100'e yakın dilekçe yazdım. Yani ders araçlarına. En son bıktılar. Bir kamyon gönderdiler. Ve orada o laboratuvarda o öğrencilerimiz öyle bir gönül bağı oldu ki böyle seramikten periyodik tablolar falan yaptık. Ben aynı zamanda kimya öğretimiyim, daha sonra PDR eğitimleri de aldım. Ve örneğin paylaşımlarda bir şeyler paylaştığımda oradaki öğrencilerim 97, 98, 99'da, çünkü öğrencilerin kaderini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü yani oradaki terör örgütü bir şekilde öğrencilerin kanına girmeye çalışıyorlardı. Biz de onları okulda tutmaya çalışan bir avuç öğretmen, onlara bir şeyler yapma mücadelesindeydik ve birçok öğrenciyi oradan üniversiteye gönderdik. Şimdi oradaki öğrencinin de ulaşabileceği bir materyal olması anlamında çok önemli bence eğitim bilişim. Şu anda şöyle bir bilgi, özür dilerim ama şöyle bir bilgi. Şu anda bizim bütün sınıf ortamlarımızda bakanlığımız Fatih projesi kapsamında bütün sınıflarımızı eşitledi. Yani bugün Ordu'nun, Altınordu merkezdeki bir lisemizin sınıf ortamında kullanılan elektronik işte etkileşimli tahta ile Adıyaman'da sizin çalıştığınız yerdeki lisenin sınıf ortamı aynı. Şu anda
Fırsat eşitliği açısından bakanlık bu teknolojik eşitliği bütün çocuklarımıza sunmuş durumda. Her öğrenci ulaşabiliyor. Her öğrenci artık buna ulaşabiliyor. Bundan sonrası aslında niteliğe, eğitimin niteliğine dair çaba. Bunda da eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerimizin her çocuğu kendi öz, biyolojik çocuğumuş gibi düşünerek çalıştığı zaman ortam hazırlanmış, fırsat hazırlanmış. Artık biz bunu yakalarız diye düşünüyorum. Daha doğrusu imkansızlıklardan bahsetme lüksümüz kalmadı artık. Çünkü bütün ortamlarımız şu anda bakanlığımız tarafından eşitlendi. İmkanımız var. Ancak mazeret üretmek durumunda kalıyoruz bazen. Şimdi bunu da bir tarafa bırakıp gündeme eğitim alınacaksa, ben eğitimciyim diyen herkesin aynı şey geçerlidir. Eğitim artık bir sorun olarak tartışmaktan vazgeçip eğitimi bir çözüm olarak tartışmak, hangi yerin hangi özel nedeni var, sıkıntısı varsa buna bağlı olarak biz o sorunu nasıl çözeriz de bakmak çok lazım. Çok önemli bir cümle aslında. Eğitim bir sorun olarak tartışmaktansa bir çözüm olarak tartışmak. Galiba özlediğimiz bu. Kesinlikle. Çünkü baktığımız zaman hem toplumların geleceği hem bizim ülkemizin, milletimizin geleceğini eğer biz eğitimle inşa edeceğimizi düşünüyorsak, evet, bir çözüm olarak bakmak, çözüm odaklı çok önemli bir tespitiniz bence. Ya, Türkiye'nin kaderi eğitime tabi. Bunu herkes biliyor. Dünyanın kaderi eğitime bağlı. Kesinlikle. Yani biz eğitimi ciddiye aldığımız takdirde sonuçları bizim geleceğimizi şekillendirecek. Bundan 20-30 yıl sonra biz elimizde bastonla gezdiğimizde nasıl bir toplumda yaşamak istiyorsak aslında bugün onu oluşturma şansımız var. O vizyonu çocuklara katmak, o ruhu çocuklara katma şansımız var. Ama muhatabımız olan her çocuğa, ya biz aslında var ya, ülkeye yetişecek liderler yetiştiriyoruz düşüncesiyle bakmak gerekiyor her çocuk. O her çocuk bizim gelecekte liderimiz olacak. Bir totalde şöyle nüfusa baktığımızda 83 milyonluk bir nüfusun işte 18-19 milyonluk kısmı öğrenci. Bu totalin %20'si. Ama geleceğimizin %100'ü. Evet, çok önemli. Yani biz bu bakış açısıyla gittiğimiz takdirde eğitimi de gündemimize alırken nasıl çözeriz? Bakış açısıyla da hareket ettiğimiz takdirde fırsat eşitlikleri sağlanmış her ortamda elektronik, teknolojik verileri de dikkate alarak bir çalışma yapma şansına sahibiz. O yüzden EBA bize evinde de, dükkanında da, kendi cep telefonunda ulaştığı internet ortamında da çocuklarımızın bilgiye ulaşma ve kendi yeterliliklerini geliştirme şansı vermekte. Bu bir avantaj. Bu avantajı geliştirerek kullanmak öğretmenlerimizin elinde. Biz de her daim öğretmenlerimizin hizmetindeyiz. Amacımız onları bu alanda desteklemek, tıkandıkları konularda onlara destek vermeye çalışmaktır. Sonuç itibariyle çocuklarımızın eksiklikleri de giderilmiş olacak böylelikle. Bu bir zincir aslında. Bakanlık bir iz açıyor, bir yol açıyor. Biz o yolu takip etmeye çalışıyoruz. Yolu takip ederken Lokomotif Bakanlığımız. Biz o lokomotife takıldıktan sonra peşimizi çocuklarımızı sürükleyerek aslında geleceğe. Gelecek sensin mantığı buradan hareketle de aslında tam karşılığını bulabilir. Değer verdiğiniz her çocuk geleceğin lideridir. Biz geleceğin lideri olarak görmek durumundayız bütün çocuklarımızı. Çünkü geleceğe yatırımın tek gerekçesi, tek donesi eğitim. Beni de Gelecek Sensin ismi gerçekten beni çok etkilemişti yani. O sen olayı bugün öğrencilerim sorduğunda hocam program oradaki sen sensin dedim. Kesinlikle. Serbest olmuş. Çok hoşuma gitti benim. Özellikle de cümlenin arasında kullanmak istedim izninizle. Çok teşekkür ederim. EBA'da sınav hazırlık anlamında ben daha çok lise hazırlık gruplarını inceleyen bir öğretmen olarak tabii ilk bakışta milli eğitimin dokümanlarının sınavda daha çok önemsendiği bir sürece girdik. Biz 2014, 15, 13 orada Talim-i Terbiye'nin yazmış olduğu kitaplar ve özellikle ders kazanımları ile ilgili. Orada ilk etapta bizim öğrencilerimiz sadece çıkan sorular, oradaki deneme sınavlarını önemserlerdi. Böyle bir geçiş yaptık. Sonra EBA'nın aslında çok daha derin bir boyutu olduğunu, oradan çok daha deneyler, bilgiler, datalar alındığında adım adım yaşadık. Tabii Malatya depreminden sonra, Elazığ Malatya'daki depremden sonra çok hızlı bir geçiş oldu. Ben bu anlamda ve bakanlığın bununla ilgili çok hızlı değişimi iyi yönettiğini de düşünüyorum. Yani dataları, şu andaki verilerin, çünkü ben de görebiliyorum, inceleyebiliyorum. Şu anda kendi öğrencisine ulaşma imkanları da var.
Dilerim tabii önümüzde neler var, bilişim dönemindeyiz. Yapay zeka çok önemli. Şu anda 5G teknolojisinden bahsediliyor dünyada, şu anda tartışılan. Onlarla da, o donanımlarla da dilerim öğrencilerimizi eğitim programlarımızın içerisine bu girer ve bu şekilde devam eder. Bir başka konuda Sayın Müdürüm, siz çok çekirdekten gelen öğretmenlik, adım adım idarecilik ve size sohbet ettiğimde de, ziyaretinize gittiğimde de çok öğrenci ve velinin davranışları, eğitim psikolojisi ve eğitim sosyolojisi anlamında çok donanımlı olduğunuzu görmüştüm. Şu anda veli ve öğrenciler, velilerimiz ve öğrencilerimiz bambaşka bir dünya yaşıyorlar. Alışkın olmadıkları bir süreç yaşıyorlar. Bizim öğretmen arkadaşlarımız bazen şunu söylüyorlar: bizim değerimizi anlamışsınızdır diyorlar. Böyle internette dolaşan caps'ler var, farklı caps'ler. Şu anda sizin düşünceleriniz bu konuda ne yaşanıyor, neler tavsiye etmeliyiz, anne babalara dönüp ne söyleyebilirsiniz, öğrencilerimize ne söyleyebiliriz, ilimizin milli eğitimde üst yönetim olarak, yöneticisi olarak neler söylemek istersiniz bu konuda? Şöyle bir cümle kurabilirim aslında. Ben aynı zamanda bir veliyim. Ortaokul 6. sınıfta kızım, 8. sınıfta oğlum var. En ufak oğlum, 3 çocuğum var. En ufak oğlum da okul öncesinde. Allah başlasın. Teşekkür ederim hepimizinkileri. 8. sınıftaki oğlum bu sene sınava girecek. Sınav hazırlık sürecinde ciddi bir çalışma temposu içerisinde. Tabii sahada veli, öğrenci ve sınav psikolojisinin oluşturmuş olduğu bu gelgitlerin oluşturduğu dönemde bunu en net ve en objektif bir şekilde gözlememe şansına sahip. Ben biraz daha toparlayıcı bir görüntü veriyorum ev ortamında. Eşim daha kontrollü bir şekilde çocuğun sınava olan motivasyonunun dağılmaması için sürekli bir kontrol mekanizması kurmak istiyor. Tabii bu süreç zor bir süreç. Yani bir an önce okullar açılsa da bu zulümden kurtarsak diyenler de var. Benim evet. Çocuk da aynı şeyi söylüyor. Yani bir ara biz bir Bayburt olalı böyle zulüm görmedi şeklindeki hikayeyi çocuklar bilir de aynı cümleye bana göre dönüt yaptı. Baba dedi, ben böyle bir zulüm görmedim, bu nedir dedi. Yani okulu da özleyebiliyorlarmış. Okulu özlediler. Evet, okulu özlediler. Yani eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde sıkıştırabildiğiniz kadar. Bir de tabii süreç, olağanüstü bir süreçteyiz biz. Yani insanların tecrübe etmediği bir süreç yaşıyoruz. Ve bu süreci... İlk hafta onlara sanıyorum daha böyle keyifli geldi. Tabii. Bir tatil modundaydılar, bir dinlenme modundaydılar. İstediklerini yaptılar ama sonra tabii ki eğitim öğretimin uzaktan eğitimle devam etmiş olması onları bir irkiltti yani. Sonra kesinlikle. Baktılar, sosyalleşemiyorlar, hiçbir şey, arkadaşlarını göremiyorlar. Dolayısıyla orada tabii değişik duygulara döndüler. Burada şunu söylemek lazım: hiçbir şey öğretmenin yerini tutmaz. Yani bu şu anda biz elektronik bilişim ağı üzerinden çocuklarımızı ya da TRT okul üzerinden çocuklarımızı öğrenme sürecine dahil etmeye çalışıyoruz. Çok da iyi gidiyor. Fakat sahada, sınıf ortamında gerçekleşen öğrenme ile öğretmenin nazarındaki öğrenmenin kıymetini de bilmek gerekiyor. EBA bu teknoloji bize şunun da farkına vardırdı aslında. Bakanlık sürekli bu alanı güncelliyor, sürekli yeniliyor, sürekli ihtiyaçlara dikkate alarak aslında burayı geliştiriyor. Bunlar birer avantaj. Biz sahada biraz eksik bıraktığımız alanlarımız vardı. Öncelikle bilgi yoklaması düzeyinde kalıyordu bazen. Ama şu anda bakanlığın sınav kültürü, özellikle liselere geçiş sınavı ile üniversite sınav kültüründe bir değişiklik yapıldı son 2 yıldır. Bu değişiklikte artık bilgi sorgulamasının ötesine geçtik. Bilgi sorgulaması var ama beraberinde beceriyi yoklamak da var. Beraberinde analitik düşünme yeteneğini sorgulamak da var. Dolayısıyla çocuklarımız bu anlamıyla EBA'daki verileri, bilgileri çok detaylı değerlendirdiklerinde, tıkandıklarında da aslında bizim öğretmenlerimizin çocuklarımızla birebir görüştüklerini biliyorum. Çünkü benim kendi çocuğumun ortaokul 8. sınıfta şu anda öğretmenlerin büyük bir kısmıyla çocuğum cep telefonu üzerinden, sosyal medya üzerinden sürekli görüşüyorlar. Çözülen sorularda anlaşılmayan konular üzerinden öğretmenlerimizle geri dönük yapabiliyorlar. Birebir görüşmeler yaparak çözüm üretebiliyorlar. Buna pek çok çocuğumuzun da bu ortama sahip olduğunu görmek beni mutlu ediyor. EBA bu anlamıyla çocukları sınava hazırlarken hem konu tarama testleriyle hem de bu kazanımları ölçmeye dair hem bilgi, hem beceri, hem de akıl yürütme içeriğine sahip soru kültürüne desteklenmiş durumda. Yani gerçek anlamıyla teknolojinin verileri çocuklarımız için çok iyi. Fakat etkinlik alanı dar. Sürekli çocuk ya televizyonun başında, ders ortamında, ya kitabın başında, ya da bilgisayarın başında. Bu sürecin öngörülemeyen sonuçları var tabii. İşte o süreçte çocuklar evde aileyle,
ya da kendi içerisinde bir takım sorunlarla karşı karşıya kalma riski var. Bununla ilgili olarak bakanlığımız psikolojik rehberlik sistemi oluşturdu çocuklarımıza ve velilerimize. Sonra yine bakanlığımız mesela bugün akşamleyin büyük ihtimalle bu saatlerde Doğan Cüceloğlu hocamız internet ortamında TRT EBA'da olacaktı. Ve oradan öğretmen ve velilerimizin bu anlamda özellikle sorularını ve kaygılarını giderecek açıklamalarda bulunacaktı. Tabii buradaki çünkü süreci yönetmek açısından da her tür tedbir alınmış olması bizi mutlu ediyor. Ben de takip ediyorum mümkün mertebe bunları. Çünkü aynı zamanda ben de bir veliyim. Muhataplarıma hitap ederken, işte eğitim yöneticilerine, velilerimize hitap ederken onların ruh dünyasını, yaşandıkları ortamları yakalayabilme şansına da sahibim. Bu da bizim için bir avantaj oluyor şu aşamada. Ha, burada önemli olan şu, çocuklarımızın mutlu olmalarını sağlayacak her tür tedbiri almak lazım. Biraz tahammül göstermeleri gerekiyor bu zor sürece. Ama velilerimiz, ama çocuklarımız, herkesin bir tahammül ortamı var. Tabii tahammül sınırını da mümkün mertebe yüksek tutmak gerekiyor ki önümüzü daha rahat görebilelim. Peki Sayın Müdürüm, burada öğrencilerin çalışmalarını velilerin takip etmesi daha mümkün. Mesela bazı veliler çaktırmadan çocuklarla ders de dinliyorlar. Özellikle sınav yılındaki öğrenciler. Bu belki de veli öğrenci arasındaki yani çocukla ebeveyn arasındaki ilişkileri de bir şekilde boyutunu değiştirecek. Belki onların birbirini daha çok tanımasında yol açar diye düşünüyorum. Aralarındaki ilişki hani kayıpları vardı. Bizim hepimizin iş yoğunlukları var. Siz de çok yoğun çalışan bir idarecisiniz, yöneticisiniz. Bundan dolayı belki de bu anlamda faydasız olacak bir kesinlikle süreç olacaktır. Yani güzel bir konuya temas ettiniz, teşekkür ediyorum. Yani bu olayı sürekli olumsuz tarafıyla bakmamak gerekiyor. Bir taraftan çocuklarımızın aileleriyle birlikte daha kaliteli zaman geçirme, daha birbirini tanıma ve anlama sürecine sahip olma konusunda da bir imkan sağlayacak. Gelişimlerine de katkı sağlayacak. Kesinlikle. Ruh dünyalarının gelişimlerine, biyolojik gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortam da sağlamış durumda. Böyle bir ortama da sahip olduğumuz için olayın pozitif taraflarını da görmek gerekiyor. Bu anlamıyla mesela İşte anne baba çalışan anne baba çocuklarının sahada yaşadığı sorunlarla onların birebir aynı ortamda bulunmuş olmaları, beraber zaman geçirmiş olmaları ve bunu da daha kaliteli hale getirmek için yerelde pek çok çalışma yapılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz bu kapsamda çok ciddi projeler üretiyorlar. Yani 19 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 19'unun da özellikle bu ortamı aile içerisindeki ilişkileri şekillendirecek bir eksiğin farkına vararak telafi edilebilecek ortam hazırlamak için bir sürü projeleri var. Beraber okuyalım, beraber masal dinleyelim, beraber kitap okuyalım, beraber işte müzik dinleyelim, beraber şarkı söyleyelim, kaydedelim, paylaşalım, beraber resim yapalım gibi. Yani öğrencinin anne babasıyla birlikte, ailesi varsa, büyükleri varsa onlarla birlikte, kardeşleriyle beraber daha kaliteli bir zaman geçirme ortamına sahip olacaktır. Bu sürecin böyle de bir artı tarafı var. Belki bir nebze de bu süreçte daha çok rol alan annelerin eğitimdeki rolünün ne kadar kıymetli olduğunu da farkına varmamızı sağlayacaktır. Kesinlikle. Bugün valimizin paylaştığı bir şey gördüm. Ben şu anda araya onu yerleştirmek istiyorum. Vefa projesinde gerçekten 500'den fazla eğitim çalışanının orada tanıdığım insanları da gördüm. Örneğin Anadolu Lisesi Müdürümüz Birol Bey falan da vardı gördüm. Evet, sağ olsunlar. O projede yer alması gerçekten çok sevindirici. Örnek olma açısından yani eğitimin sadece okul sınırları içerisinde ya da ev sınırları içerisinde olmadığı bir modelleme, örnekleme de olduğu aynı zamanda ve topluma bir mesaj da yine dediğiniz gibi çözüm olmalı artık diye ve çok sevindiriciydi gerçekten. Çok önemliydi. Yani valilik bünyesindeki ve kaymakam Kamuklar bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek grubunda gönüllü öğretmen arkadaşlarımızın, okul müdürü arkadaşlarımızın, ilçe milli eğitim müdürü arkadaşlarımızın yer alması. Şöyle düşünmek lazım aslında. Ben bugün sahada bir eksiklik varsa o eksiği gidermek için biz size destek oluruz. Bize ihtiyaç varsa biz her zaman hazırız diye bir öğretmen grubumuz var. Biz bundan da çok gurur duyuyoruz. Yani ben bu arkadaşlara hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Önemli olan burası zaten. Yani biz şu dönemde, zor bir dönemde bize mi ihtiyaç var? Başımız gözümüz üstüne diyerek sahaya çıkan
kapı kapı dolaşan, insanların ihtiyaçlarını gidermek için çabalayan arkadaşlarla beraber çalışmanın onuruyla biz buradayız. O yüzden de ben bütün iki arkadaşlara, görev almış, almak isteyip de alamamış bütün arkadaşlara, şahsım ve orada eğitim camiası adına özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm, inkar edilemez bir durum var aslında. Özellikle son iki yıldır ben sizin çalışmalarınızı yakından takip eden bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak, aslında idarecilerde gerçekten son iki yıldır ciddi anlamda bir gönüllülük esası var. Bir ekip, farklı bir ekip, farklı bir çalışma anlayışı. Bu çok sevindirici. Programımızın ikinci bölümünde bunlara değineceğiz ama çok sevindirici. Ben birinci bölümle ilgili bir de 8. sınıf velilerimizin yine bir kaygıları var. İşte bu yılki sınava girecek öğrenci sayısındaki artışla ilgili böyle bir kaygı da geliyor bana sürekli. Yani sınavla alınan, sınavla öğrenci alan okullar, sınavsız. Bununla ilgili tedirgin olmalılar mı? Çünkü sayının ilimizde sanıyorum 600 civarında bir rakamdan bahsediliyor. Ne kadar doğrudur? Geçen yılla bu yıl arasında 8'den 9'a geçecek öğrencilerle ilgili. Şöyle kısa bir bilgiyi arz edeyim ben. Bugün itibariyle bizim ilimiz genelinde 13.200 öğrencimiz var. 8. sınıfta okuyup bu sınava girecek olan çocuklarımız içerisinde. Geçen sene 9.600'dü. Dolayısıyla %40 oranında bir kontenjan artışına ihtiyacımız var. Bu %40'lık kontenjan artışı ile ilgili olarak ilimiz genelinde biz bütün Anadolu liselerimizi, sınavlı ve sınavsız bütün liselerimizi planladığımızda kontenjan sorunumuz olmadığını gördük. Çünkü şu anda devam eden 3 tane inşaatımız var. Fatsa'da 2 inşaat, burada Şahinceli'de 1 inşaat. Tabii yeni okullar. Bunlar da Mayıs itibariyle, Haziran başı itibariyle teslim edilecek bize. Bunları da biz dikkate aldığımızda ordu genelinde Anadolu liselerini yerleştirme konusunda sorun öngörmüyoruz. Hatta bu sene bakanlığımız ilimizdeki sınavla öğrenci alan okullar arasına Ordu Lisesi'ni de ekledi. Ordu Lisesi, Ordu'nun en tarihi, en köklü, en eski okullarından tarihi tarafı var olan Ordu Lisesi de bu eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak. Bu sene kendileri de bu listeye dahil oldular. Bu konuda da şöyle bir bilgi verebilirim. Toplam 238 öğrenciyle Ordu Lisesi bu sene sınavla öğrenci alarak 5-6 şube şeklinde sınavlı öğrenci alacak. Geri kalan okullarımızla ilgili olarak da süreçte bizim kontenjan sorunumuz yok. Bir de şöyle bir gerçeklik var bakın. Şimdi biz OBAGİ sınavları şeklinde, ordu başarıyı arttırma ve gelişimi izleme sınavları şeklinde bir sınav yaptık. Bunlar sınav değildi. Bunları yaparken asıl gayemiz çocuklarımızın mevcut müfredat açısından kazanımlarını görmek, eksiklikleri varsa ve bizden kaynaklanıyorsa bunları telafi etmek, telafi programlarının sonucunda bu çocuklarımızın gelişimlerini izlemek ve bir üst öğrenime geçerken hangi türde bir okula geçebileceği konusunda velisine bilgiye dayalı, belgeye dayalı somut nesnel verilerle rapor sunmaktı. Bu şimdiye kadar yani ben tabii ki bir hep canım acıtan bir alandır. Avrupa'da öğrencilerin alan seçimi çok erken yıllarda yapıldığı için yani Türkiye'de hala eleştiri konusu belki. Bugünün gündemi değil. Aslında sizde birkaç program bile yetmez. Çok gündem var. Ama onların daha erken yaptığı ilkokuldan sonraki bazı ülkelerdeki branşlaşma, bazılarında ortaokuldan sonraki branşlaşma. Bizde ise lisede branşlaşmanın çok geç yapıldığı, alan seçiminin işte 10. sınıftan sonra yapılması gibi eleştiriler var. Bu anlamda şuraya hepsi belki düşünce şöyleydi. Hangi öğretmen söyleyebilir ki, hangi rehber öğretmen söyleyebilir ki sizin çocuğunuz sayısalcı değil, vururlar adamı burada. Yaparlar gerçekten. Ya, şu anda belki bunu siz daha somutlaştırılmış, yavaş yavaş belki buna doğru adım atıyorsunuz belki de. Şu anda düşündüğüm bir şey. Yani sizin öğrenciniz bu kapasitesi, akademik kapasitesi şu andaki veriler ışığında budur diyebilmek. Bu belki de ileride öğrencinin gerçek niteliği hakkında veliye daha doğru bilgi vermek. Çünkü öğretmen arkadaşlar da belki bu anlamda çekiniyorlar yani. Çünkü hiçbirimiz veli kesinlikle olarak katılıyorum söyleyemiyoruz. Size. Yani tabii. Hiç kimse duymak şöyle, istemiyor. Biz... Ben bu konuda izniniz olursa bir bilgilendirme yapayım. Tabii lütfen. Şöyle ölçme ve değerlendirme teknikleri açısından biz aslında sahayı daha rahat yönetebileceğimizi farkına vardık. Saha analizi yaptığımızda. İyi bir ekip kurdum ben. Ölçme ve değerlendirme merkezi oluşturduk ve buradaki arkadaşlarımızın da özverili çabasıyla beraber sahanın tomografisini çektik. Donelerimizi aldık, yetenek haritalarımızı oluşturduktan sonra baktık ki biz özellikle ölçme ve değerlendirme konusunda geri bildirim vermediğimiz için veliye,
öğretmene geri bildirim vermediğimiz için durumun ne olduğunu göremiyorum. Data olmadığı için elinde çok doğru yorumlayamıyor. İkincisi yuvarlak de, şeyler söylemek çok doğru. Kalıyor. İkincisi de sistem oluşturalım dedik o zaman biz. Benim Ocak 2018'den itibaren Ordu'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak çalışıyorum. Kendi eğitim yönetimi anlayışımda benim birinci ilkem akılcılıktır. İkinci ilkem bilimselliktir. Üçüncü ilkem de veriye dayalı yönetim sistemidir. Bunun için de burada bir sistem oluşturduk. Veriye dayalı karar destek mekanizması. Verileri oluşturduğumuz zaman aslında insanlar ikna oluyorlar. Bunun farkına vardık. Sınavımızı yaptık. Çocuğumuzun kazanımlarını ölçtük. Sıralama yapmadık. Çok İyi önemli, okul çok önemli bir şey dokunuyorsun Sayın Müdürüm. Keseceğim orada. Çünkü veli o zaman öğretmenin tanıdığı, tanımadığı, sempati duyduğu, siyasi düşüncesine uygun olan olmayan değil. Elindeki datayla, kesinlikle veriyle sunuş servis edeceği için kesinlikle akılcı bir yöntem. Dolayısıyla bu sefer veliyi ikna etmek bu anlamda birçoğunu ikna etmek daha kolay olacaktır diyorsun. Şimdi izninizle mesela biz LGS yönelik bir kılavuz hazırladık. Dedik ki bu çocuklarımız bu sınava girecekler. Bu sınavla biz aslında sadece şu okullara yerleşecek öğrencileri tercih edeceğiz. Bu çocuklarımız hazır mı değil mi bunu görmek istiyoruz. Sizin çocuğunuzun desteğe ihtiyacı var mı bunu görmek istiyoruz. Sınavlar yaptık. Bu sınavlar yaparken de Sayın Valimizin himayelerinde bu sınavları gerçekleştirdik. Sağ olsunlar kendileri bize bu konuda çok ciddi destek veriyorlar. Bir taraftan da Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğini aldık. Beraber bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışma esnasında bir cümle kurayım. Mesela biz öğrenciye ve velisine karne verdik. Dedik ki bu çocuğumuzun kazanım durumu şudur. Bu kazanım durumuna göre eksiklerini telafi etmek için bizim programımız şu. Buna ek olarak siz program yaparak çocuğumuzun eksini gidermek için çabalayacaksanız bilginiz olsun. İkinci bir sınav yaptık. Sınavımızda sadece çocuklarımızın kazanımlarını ölçüyoruz. Sıralama sınavı değil. Başarısını ölçmek değil. Bu çocuk bir sınavla karşılaştığında o sınavdaki ölçecek konu kazanımlarında kazanım durumu nedir, eksiği nerededir ve biz ne yapabiliriz? Akademik ölçek aslında. Geri verdikten sonra 3 sınav yaptık ve 3 sınavın sonucunda veliye biz geri bildirimde bulunduk ve dedik ki bakın bu çocuk şu an itibariyle hazır bulunuşluk açısından eksiklikleri şunlardır. Bu eksikliklerini telafi etmek için okullarımızın tamamı telafi programları uyguluyorlar. Lütfen veli olarak siz de çocuğumuzu geleceğe hazırlamak istiyorsak bize katkı sunun. Beraber hareket edelim. İşte o zaman arkasından zaten sağlıklı yönlendirme ve sağlıklı meslek alan seçimi gündeme gelecektir. Öteki türlü beklenti hep yüksek. Çocuğunun kazanamadığı alanı değerlendiren bir velinin serzenişinde aslında kendi hayalinin gerçekleşmemesinin olduğunu görüyorsunuz. Bir program Türkiye'de bunu ayrılmalayan bir program. Kesinlikle. İki saat konuşmak gerekir. Velilerin istedikleri alanlar, meslekler, hayaller mi? Yoksa çocukların birey olarak verdikleri kararlar mı? Ben kendi oğlumda da yaşadım. Üniversite oğlum şu anda. Toplumsal baskı örneğin hep tıp yönündeydim. Ama benim ona sürekli telkinim kendin sonra tuttu elektrik elektronik mühendisliğine gitti ve ben de tedirgin oldum aslında çünkü hani bir tıp popülaritesi var evet. Sonuçta belli üniversitelerin işte Hacettepe'nin, Çapa'nın, Cerrahpaşa'nın ama çok da mutluyum çünkü o her yıl şu anda 3. yılım. Her yıl sorguladım yani mutlu olup olmadığını evet zor ama geri bildirimlerinden de iyi ki öyle yapmışım diyorum. Ama ailemizin yani diğer geniş aileye baktığımızda hala annem babam serzenişte bulunacaklardır. Niye doktor olmadı? Neden doktor i̇şte olmadı? Bizim diyorum. Önce bu algıyı yıktığımız zaman çocuklarımızın kendi yeteneklerine, kendi kabiliyetlerine, kendi hayallerine göre şekillendirdiğimiz zaman biz aslında mutlu bireyler yetiştirme şansına sahip olacağız. Asıl önemlisi burası. Doğru. Bizim yaptığımız bu çalışma da aslında bir yerde buraya ışık tutuyor. 3-5 yıl sonraki bütün verilerimizi biz datayı hazırladık. Gerekirse çocuklarımızın bütün kazanımlarını velilerimizin önüne koyabilme şansına sahibiz. Ve diyeceğiz ki bizim çocuğumuzun potansiyeli budur. Lütfen bunu dikkate alın diyeceğiz. Onur da özür dilerim. Kanun koyucu da bizi mevzuatla, yönetmelikle bu konuda desteklerse sahayı
yani yaptırımı olan, belirleyici olan bir yönlendirme raporunu dikkate almak gibi söz konusu olursa, işte Almanya'daki mesleki ve teknik eğitimle akademik liseyi yönlendirme gibi, işte o zaman biz daha başarılı, kendini tanıyan ve ne istediğini bilen çocuklar yetiştirmiş oluruz. Çok önemli bir konu Sayın Müdürüm, çok önemli bir konu. Evet, sevgili seyircilerimiz, konuşacak çok konu var. Eğitim bu kadar önemliyken gerçekten bir kısa ara vereceğiz. Daha sonra ikinci bölümde Ordu'da biraz şehrimizde yapılan çalışmaları soracağız Sayın Müdürümüze. Ondan cevaplar alacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Uluslararası Final Üniversitesi ile gelecek Sensin devam edecek. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Taki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Taki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888-1818. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Yaşam için en doğru, yatırım için en karlı seçim. Neba Grup'tan Neba Trend konutları. Her geçen gün yatırım değeri artan Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Neba Trend, 3+1, 140 metrekare daire seçenekleri, lokasyonu, panoramik görüş açısı, çocuk oyun alanları, yüzme havuzu, ticari alanları, her daireye özel otoparkı, havaalanına 11 kilometre, Ordu Giresun Karayolu'na 150, Ordu Üniversitesi'ne 1500, denize 800 metre mesafesi ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyor. Ordu'nun yeni trendi Neba Trend. Bilgi telefon 0532 542 9150. Hayat eve sığar. Evinde kal Ordu. Siz siparişinizi verin, alışverişiniz evinize gelsin. Ankamar kalite ve güvencesiyle WhatsApp sipariş hizmetimiz başlamıştır. 0537 368 97 97 nolu WhatsApp iletişim hattından veya gelsineve.com sanal marketimizden siparişlerinizi verebilir, temassız ödeme ve alışveriş özelliğimizden faydalanabilirsiniz. Ankamar, sağlıklı günler diler. Gurbette yayınlanan ilk gazetesi Ordu Mesudi 1991'den beri dünyanın her yerinde sizlerle. Memleketimin gazetesine sahip çıkıyor, ben de abone olmak istiyorum diyorsan 0216 322 52 52. Köşesinde sizlerin hizmetinde olan Genç Elektronik, çok çeşitli elektronik ürün yelpazesiyle yine yanınızda. Televizyonların frekans değişikliğinden kaynaklı sorunlarınız ve yeni nesil HD Multibox uydu cihazlarınız için de hizmetinizdeyiz. Ordu'da elektroniğin güçlü ismi Genç Elektronik. Altın Ordu Köprü başında, her zaman yanı başınızda. I, Aaron Wallace, serving a life sentence for something I didn't do. So here I am now. İşlemediği bir suç hayatını çaldı. Every second I'm not there for.
yıl. Şimdi gerçeklerin ortaya çıkma zamanı. I used to be just like you. I had a family. I had friends. Özgürlük peşinde. I even thought I had time. Yeni bölümüyle her cuma. I will get myself home. The Smart Go'da. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. İlk adından itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz Seyir Park'ta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. We'll be right back.
insanlar. Temelinde güven var. Uluslararası Final Üniversitesi ile gelecek Sensin devam ediyor. Değerli seyircilerimiz, Sayın Müdürümüzle yine sohbetimiz devam ediyor. İkinci bölümde daha çok ordu genelinde yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Çünkü çok önemli projeler var. Benim de çok önemsediğim, valilik nezdinde de yürütülen, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde de yürütülen çok önemli de projelerimiz var. Sayın Müdürüm, özellikle öğretmen akademisini sormak istiyorum. Çünkü ben de bir öğretmen lisesi mezunu olarak bu konuyu çok önemsiyorum. Öğretmenlerin gelişimleri, biraz önce bahsettik, bilişim gelişimleri, ama bu bilişim gelişimleri bir de tabii ki diğer alanda pedagojik formasyon gelişimleri, çağa ayak uydurma gelişimleri, değişen Z kuşağına ulaşabilme gelişimleri. Çünkü eğitim fakültelerinden geldiğimiz de ya da birçoğu belki eğitim fakültesi mezunu olmayanların da atandığı dönemler oldu. Özellikle daha önceki yıllarda. Bunda da eksikleri olanlar vardı. Nasıl bir öğretmen akademisi kurdunuz ya da bu nasıl bir düşünce, düşüncenin oluşumu neydi bu anlamda? Sizi hangi sebepler buraya doğru itti öğretmen akademisi konusunda? Şimdi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz, bakanlığımız bünyesinde hizmetçi eğitim programlarını mahalli ya da merkezi şeklinde planlıyor. Amaç aslında öğretmenimizi hizmetin içindeyken alandaki değişiklikler, yapısal değişiklikler, müfredat değişiklikleri, teknolojik gelişimler sürecinde öğretmenimizi desteklemeye yönelik çalışmaları planlamak. Sonra biz İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak da her ilde mahalli bir takım hizmetçi eğitim seminerleri düzenliyoruz, kursları düzenliyoruz. Bunların rutine bağlı olduğunu gördük. Yani rutin, sürekli aynı şeylerin tekrarlandığını görünce dedik ki o zaman biz bunu kendimiz belirlemeyelim. Kim için hazırlıyoruz? Öğretmen için. O zaman bir sistem kuralım ve bu sistemde öğretmene soralım. Siz sahada çalışırken meslek bilgisi ya da alan bilgisi, her iki alanda da ihtiyaç duyduğunuz konu başlıklarınızı bize bildirin. Yani bu klasik formatörlük kurslarının dışında olan ve temel hazırlayıcı ve hizmetçi eğitim kurslarının dışında olan ilim belirlediği bir programla yapılan. Biz, burası önemli. Çünkü genelde o merkezi geliyordu daha önce ve merkezi de formatörlük kursu biraz tatil gibi gidiyordu öğretmenlerin. Taş yerinde ağırdır. Kesinlikle. Evet. Taş yerinde ağırdır. Yani benim şimdi AKUŞ'taki öğretmenimin sahada karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak hangi konu başında desteğe ihtiyacı var, ben ondan öğrenebilirim. Biz şunu yaptık. Arge birimimiz tarafından bir sistem kuralım dedik. Ordu Öğretmen ve Yönetici Akademisi Geleceğin Ordusu. Projenin adı bu. Medeniyet tasavvurumuzun da şekillendireceği şekilde öğretmen arkadaşlara soru sorduk. Siz alan ve meslek bilgisi açısından nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Öğretmenlerimiz dediler ki biz sınıf içi iletişim konusunda sorun yaşıyoruz. Konu başlığımızı belirledik. İşte öğretmenimiz, ben ilk öğretim sınıf öğretmeniyim ama müzik eğitimi konusunda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ya da ben sınıf öğretmeniyim ama matematik öğrenme teknikleri konusunda işte kesirli sayılarla ilgili olarak bir takım desteğe ihtiyacım var. Bu konu başlıklarını belirledik. Sonra üniversiteyle, Ordu Üniversitesi ile, Giresun Üniversitesi ile, Doğu Karadeniz bölgesindeki bütün üniversiteler, Çorum Üniversitesi ile, Trabzon Üniversitesi ile, Katı Üniversitesi ile, efendime söyleyeyim, Bayburt Üniversitesi ile iletişim haline geçtik. Dedik ki bizim şu konu başlıklarında öğretmenlerimizin desteğe ihtiyacı var. Şu takvim aralığında bu konularda bize kurs, seminer, eğitim verebilir misiniz? Veririz dediler. Aldık bunları, planladık ve buluşturduk. Şu ana kadar biz öğretmen akademisi ile ilgili olarak sahada 6000'in üzerinde öğretmenimize kendi ihtiyaç duydukları konu başlıklarında eğitimler verdik. Bu eğitimlerin bir kısmı seminer, bir kısmı uygulamalı eğitim, bir kısmı kurs şeklinde oldu. Sonra Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, DOKA'yı devreye soktuk. DOKA üzerinden projeler yaptık. Yaptığımız projelerde farklı üniversitelerden, Çankaya Üniversitesi de buna dahil, Gazi Üniversitesi de buna dahil, akademisyenler geldiler. Bu akademisyenlerle beraber Ordu Üniversitesi'ndeki hocalarımızla birlikte öğretmenlerimiz ölçme konusunda mı desteğe ihtiyacı var, destek verdik. İşte pedagojik açıdan desteğe ihtiyacı var, destek verdik. Öğrenci tanılama, öğrenciye rehberlik yapma, destek verdik. İşte
atölyelerin, beceri ve tasarım atölyelerinin şekillenmesi ve gelişmesi konusunda çocuklara hayata hazırlamak için öğretmenimizin de liderlik yapması gerekiyor. Liderlik yapacak öğretmenin eksiklikleri varsa bunlara dair eğitimler verdik. Ve bu süreç aslında tam bir danışıklığı, bir dönüşe, uygulamaya döndü. Neye ihtiyacınız var diye sorduk. Öğretmenim dedi ki ben bu konuda destek istiyorum. O konudaki desteği bulduk, buluşturduk, öğretmenimize verdik. Arkasından geri dönükler aldık, anketler düzenledik. Anketleri düzenlemekteki amacımızın iki boyutu var. Bir, bu eğitim verimli oldu mu? Ben eğitim verdim ama kişisi olarak amacı gerçekleştirdi mi, gerçekleştiremedi mi? İki, siz aldığınız bu eğitimin yeterliliğiyle sahada hangi sorunlarınızı çözdünüz? Yeni bir sorun alanı tespit ettiniz mi? Bunları biz bu döngü içerisinde aldık ve devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim ölçme değerlendirme merkezimizin dışında aynı binada ARGE birimimiz tarafından oluşturulmuş bir merkezimiz var. Merkezimizin adı Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi. Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi bağımsız bir birim olarak kurduk burayı. Buradaki arkadaşlarımız ARGE mantığı üzerinden saha yönetmeye çalışıyorlar. Okul müdürlerimiz mi? Okul müdürlerimizin neye ihtiyacı var? Kendileri bize sistem üzerinden giriş yaptıklarında konuları biz veriyoruz. Şu konu başlıklarında eğitimler almak ister misiniz? Şu zaman diliminde evet. Biz daha çok aslında bakanlığımız tarafında bu mesleki eğitim dönemini kapsıyordu bizim çalışmalarımız. Mesleki eğitim döneminde öğretmenlerimizi sahaya hazırlamak istiyorduk. Çok güzel sonuçlar aldık. Çok güzel geri dönükler aldık. Yani burada aslında akademik üniversiteleri kullanmak bence çok etkili olmuştur. Çünkü öğretmen daha çok kendi paralelindeki birilerinden, bir müzik öğretmeninden bu eğitimi almayı genelde tercih etmezler. Tercih etmiyorlar. Evet, yani biz onun farkındayız. Ben ya da egolar da devreye giriyor ama akademisyenlerin burada o eğitimleri vermiş olması kesinlikle etkili olmuştur. Tabii İstanbul'dan yani, da farklı illerden de akademisyenlerle görüştük, konuştuk. Emekli akademisyenlerimizi sürekli davet ettik, geldiler. Onlardan da destek aldık. Aslında tek felsefe burada, ya biz öğretmenimizi sahada yalnız bırakmayacağız. Öğretmenimize hizmet etmek için bu sistemi kurduk. Öğretmenimiz bizden benim şu alanda desteğe ihtiyacım var diyorsa biz o ihtiyacı gidermek için arayışımızı devam ettiriyoruz. O zaman sizin tabii ki bu adımlarınız, üst yönetici olarak bu adımlarınız alt birimlerdeki ilçe milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine de yansımış olmalı ki biz daha çok bir birlikte hareket görüyoruz. Okul müdürleriyle öğretmenlerin daha birlikte, mesela sosyal medya paylaşımlarını ben takip ediyorum. Daha birlikte, daha yapılan uygulamaları okul müdürlerinin öğrencilerine, öğretmenlerden uzak olmadığını, sahiplendiklerini görüyoruz. Yani. Kesinlikle. Bir yandan da biz sohbet ederken ekranda dönüyor sizin bir videonuz var ve çok etkili bence yapılan çalışmalar var. Siz konuşurken dönüyor. Peki Sayın Müdürüm, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'yle orada ben de çok detaylı olarak inceledim açıklandığında. Farklı şeyler gördük tabii ki. Çünkü bir 25 yıla baktığım zaman, daha öncesini okuyarak ama 25 yılı bizzat yaşayarak, çok alınan bütün kararların çok detayına kadar incelemiş bir insan olarak, uygulamaları takip eden bir insan olarak orada bir farklılık gördük. Orada öğrencinin farklı yönlerdeki gelişiminden bahsediyordum. Çünkü ben tabii ki çok uzun bir süredir özel sektörde, özel öğretim kurumlarındayım. Biz bir anlamda bizim daha çok gündemimizde olan işte akademik başarının yanında öğrencilerin, daha doğrusu bütün eğitim alanındaki her ferdin, her bireyin farklı gelişimlerinden bahsediyordum. Bununla ilgili neler yapılabildi orada? Nasıl bir uygulama örnekleri oldu bu öğretmen akademisi dışında? Onlardan biraz bahsedelim isterseniz, dilerseniz. Kesinlikle 2023 Eğitim Vizyon Belgesi aslında vizyona dair orijine insan odaklı bir bakış açısı aldı. İşte eğitim ortamlarında öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürü bu dört unsuru dikkate aldı ama her birini insan odaklı değerlendirdi. Bunu yaparken de öğretmenin şahsiyetin şahsiyet tarafından inşa edileceği ilkesiyle öğretmenin şahsiyetine ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu altına çizdi. Öğretmen bugün çocuklarımızın şahsiyetini geliştirecek bizatihi bir değer, şahsiyetin kendisi. O yüzden de biz 2023 vizyon belgesini incelediğimizde aslında şunu gördük. Orada bir hedef var. Hedef, her çocukta farklı bir kabiliyet, farklı bir yetenek, farklı bir birikim vardır. Çünkü her çocuğun öğrenme hızı farklıdır.
ilgi ve alakası alanları farklıdır. Bütün bu farklılıklarını dikkate alarak çocuklarımızı biz hayata hazırlayalım. Her birini tek bir potudan geçirme lüksümüz yok. Böyle bir şansımız da yok. Bunu yapacak olan kişi öğretmen. Ve öğretmen bu işi yaparken öğrencideki bu zenginliğin farkına vararak o cevheri açığa çıkartması gerekiyor. Ortada bir cevher var. İşte o cevheri öğrencinin yeteneğine göre şekillendirip canlandırıp ortaya çıkarttığınız zaman mücevhere dönüştürüyor. Öğretmenin bu rolü 2023 vizyon belgesinin hedefler arasında birinci unsur. Yani belki de aslında şimdiye kadar talim terbiye kurullarının müfredatlarla değiştirmek istediğini, aslında eğitim programlarıyla değiştirmek istediği, merkeze eğitim programlarını koyduğu değişimleri aslında şu andaki vizyon merkeze insanı koyarak hiçbir müfredatın öğretmenin ufkundan ve öğretmenin vizyondan daha öte gidemeyeceğini kesinlikle baz hiçbir alarak Bakan Bey'in açıklaması bu yöndeydi. Evet, baz alarak belki onun etrafında bir şekillendirme öğretmene rağmen bir iş olmaz. Yani sınıfta öğrencinin hayatına dokunacak, onun ruh dünyasına dokunacak yegane unsur öğretmen. Bu yüzden de hiçbir eğitim sistemi öğretmenin yetenekleri ve yeterliliklerin üzerine çıkamaz. Bunun farkındayız biz. Dünyada farklı eğitim sistemleri var revaçta. İşte bir Finlandiya örneğinden bahsedilir. Güney Kore, işte Singapur, işte Almanya. Ama çok orada da bir aslında bir soyut tam somutlaştırılmayan bir kavram var. Çünkü öğrenci sayısı çok az. Tabii ki farklılıklarımız var. Yani ama ben üniversite öğrencileri de dahil edildiği zaman 25 milyon, 18 milyon civarında şu anda 18 milyon küsur hatta. Sadece orta öğretime evet, kadar ki evet, zorunlu eğitim çağında sona kadar. Dolayısıyla hani nüfus olarak baktığımızda çok ciddi bir kitle ve bunu ilgilendiren yani 4 kişilik düşünürsek yani toplumun tamamı. Kesinlikle. Aslında sizin buradaki uğraşınız Ordu'daki öğrenci sayısı değil, oradaki tüm nüfusa işte ne kadarsa 700 binden fazla, 750 binden fazla nüfusa hitap edilen bir durum oluyor. Onun için çok hani ben tamam Finlandiya mutlaka bir belli dönem eğitimcilerimiz gittiler ama çok farklı. Sistem üzerinden değerlendirdiğimizde biz bunu gerçekleştirmek üzereyiz. Yani 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni bakanlığımız hazırlarken bir slogan koydu başına. Mutlu çocuklar ve güçlü Türkiye. Bakın bu bir iddiadır. Ama bu gerçekleştirilebilir bir iddia. Eğer biz çocuklarımızı kendi yeteneklerine, ilgilerine, kabiliyetlerine, hayallerine, beklentilerine göre şekillendirmek ya da şekillendirmek cümlesi yanlış olacaktır. Desteklemek istersek işte o zaman biz mutlu çocuklar bu çocukların oluşturduğu bir toplum modeli gerçekleştiririz ve bunun sonucunda da biz güçlü Türkiye'yi yakalarız. Burada tabii ki bilişim anlamında yapılan birçok çalışma var, robotik çalışmalar. Bir de öğrenme atölyelerinden çok fazla Bakan Bey bahsetti. Ordu'da gerçek anlamda şu anda bununla ilgili adımlar var mı? Z kütüphanelerin yapıldığını o dönemde kütüphaneleşmeye, okulların görsellerinin değişmeye, koridorlarının değişmeye, yeniden yapılanmaya yönelik bir çalışma süreci yaşadık ama şu anda öğrenme atölyeleri ne boyutta ve arkasından akabinden de yine bu belgede çok üzerine bence hani hassas dokunulmuş bir yer daha var, mesleki eğitim. Yani mesleki, çünkü şu anda yanınızdaki şu andaki maskede ondan da bahsetmenizi rica edeceğim. Arz edeceğim ben sizlere. Şimdi şöyle bir cümle kurmam lazım, bakın. Ben eğitim yöneticisiyim ve mutfaktan gelen, sahadan gelen bir arkadaşınızım. Okul öğretmenlik mesleğinden başladıktan sonra okul müdür yardımcılığı, arkasından okul müdürlüğü, sonra ilçe milli eğitim müdürü, sonra il milli eğitim müdür yardımcılığı ve şimdi de il milli eğitim müdürlüğü yapıyorum. Bunların bana kattığı bir değerler var. Dolayısıyla bütün bu çalışma ortamlarının birikimi ve verdiği mesajlarla beraber ben 2023 vizyon belgesini incelediğimde Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir takım hedefler koyduk. Programın birinci bölümünde de arz etmiştim. Aklı ön plana çıkartmak gerekiyor, bizim önceliğimiz. Bilimsel verileri ön plana çıkartmak gerekiyor, bu bizim önceliğimiz. Daha doğrusu paradigmalarımız. Bir de veriye dayalı karar destek sistemi. Ne yaptık? Nasıl yaptık? Başarılı mıyız, değil miyiz? Ve şimdi ne yapabiliriz? Asıl konu burası. Bugün biz ne yapabiliriz? Bunu yaptığımız zaman işte bir şeyler değişecek. Şimdi şu anda pandemi sürecindeyiz. Konu gelmişken bahsedelim. Pandemi sürecinde aslında biz bir sorun ortamında bu soruna çözüm üretmek için de ARGE çalışmalarını başlattık. Mesleki ve teknik eğitimin sahada hem sektörün beklediği kaliteli eleman yetiştirmek gibi bir vizyonu vardı. Bunu gerçekleştirmek çalışıyordu. Hem de bugün bu soruna çözüm üretmek için arayış içerisindeydi. Bizim bütün ilçelerimizde halk eğitim merkezlerimiz,
mesleki ve teknik eğitim okullarımız, bilim sanat merkezlerimiz bir arayış çerçevesinde şunu yaptılar. Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu şey nedir? Bu ihtiyacı biz nasıl çözeriz? Nasıl katkı sunarız? Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey neydi? Maske. Tek kullanımlık ya da cerrahi maske. Bizim okullarımızda dünyanın çok tabii dünyanın gündemindeydi. Hani gelişmiş ülkeler, hani biz öyle bilim kurgu filmleriyle belki yıllardır uyutulduk ki birdenbire onların çoğunun boş olduğunu gördük. Çünkü üretim anlamında çok ciddi sıkıntılar çekildi. Yani solunum cihazları açısından, tabii tesisat açısından gibi maske çok önemliydi. Burada işte meslek okullarımız, bilim sanat merkezi, halk eğitim merkezlerimiz durumdan vazife çıkarttılar, sistem kurdular. Yani benim öğretmenlerim ve usta öğreticilerim gönüllülük esasına göre, gönlü güzel insanlar bunlar, sahaya çıktılar. Biz maske üretiriz dediler. Ücretsiz, kendi gönüllerinden geldiği şekilde ürettiler. Ben bugün mesela Fatsa Kız Meslek Lisemiz, Fatsa Halk Eğitim Merkezi, Fatsa Bilim Sanat Merkezi, Altınordu Bilim Sanat Merkezi, Altınordu Mesleki ve Teknik Okulları, Altınordu Halk Eğitim Merkezi, aynısı Ünye için de geçerli, ismini sayamadım, diğer ilçeler için de geçerli, ürettiler. Sahada kimin ihtiyacı var? Öncelikle sağlık kuruluşlarımızda. Sağlık kuruluşlarımızda biz maskeler ürettik, siperler ürettik. Bunlar hastanelerde kullanılan, doktorlarımızın kullandıkları cerrahi siperler. Bu siperi bizim bilim sanat merkezlerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz üretiyorlar. Ücretsiz bir şekilde de bunları biz sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Efendime söyleyeyim, yine meslekçilerimiz tarafından tek kullanımlık maskeler. Seri üretim. Bugün bizim potansiyelimiz günde 10 bin adet üretebilecek potansiyelimiz var. Çok ciddi rakam. 10 bin adet. Şu ana kadar bizden talepte bulunan yaklaşık 20 farklı kurum ve kuruluş, sağlık merkezleri de bunun içerisinde. Biz 67 bin tane dağıttık. Ücretsiz. Bir kısmı şu anda çalışıyorlar. İşte A Belediyesi bizim okullarımıza bunu yaptırtıyor, malzemeyi kendisi alıyor. Bizim okullarımızda ücretsiz bir şekilde bunları yaparak belediyeye veriyor. Belediye de bunu ya da diğer kuruluşlarda bunu vatandaş ücretsiz dağıtmaya başladı. Bunu şunun için söylüyorum. Mesleki ve teknik eğitim durumu dikkate alarak sahanın ihtiyacı neyse buna çözüm üretmek için bir ARGE çalışması yaptılar. Sayın Müdürüm, şöyle bir, yani ben Samsun 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. Atakum'da Atakum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi var. O dönemde çok ciddi şekilde bu bilgisayarların daha toplama yapıldığı dönemde belki de kamu kuruluşlarına çok ciddi sayıda bilgisayar monte ediyorlardı. Yani parçalarını alıp monte ediyorlardı ve kamu kuruluşlarına bunları pazarlıyorlardı. Çok ciddi gelirler vardı. Aslında bir dönem meslek okullarımızın diyelim genel anlamda böyle bir üretime katkısı vardı. Sonraki bir dönemde daha çok sınavlı öğrenci alan okullar ve daha klasik meslekler bu anlamda, işte biraz önce nereye geliyoruz yine? Yine mesleki yönlendirmeye geliyoruz. Yani evet, bununla ilgili kesinlikle çok önemli bu konu bence. Çünkü ben de hani sosyolojik anlamda da psikolojik anlamda baktığımızda her yıl üniversiteden 400-500 bin tane öğrencinin belki tekrar sınava girdiği bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bireyin kendini tanıma sürecini çok iyi yönetemediği, öğrencinin daha sonra mutsuzlukların oluştuğunu, sonra bunun mutsuz baba, mutsuz çalışan, mutsuz eş olarak topluma bırakıldığını ve toplumda çok ciddi psikolojik vakalar oluştuğunu görüyoruz. Aslında mesleki teknik okullarının, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretime katkısı arttıkça her alandaki bu çok önemli bir, bence şu andaki belki Vizyon 2023 eğitim belgesinin belki de en önemli. Önemli. En önemli ki kesinlikle. Bakanımızın üzerinde çok fazla evet. Durdum. Ben o günleri özlüyorum. Yani meslek okullarının üretim yaptığı, sadece oraya işte puansız öğrencilerin ya da sınavda yeterince başarılı olamamış öğrencilerin gitmediği, her alanda üretim yaptığı bir ülke. Ya şöyle, eğitime nereden baktığınıza bağlı biraz bu. Eğitimi sadece akademik başarı olarak değerlendirirseniz eksik bırakırız. Ya biz çocuklarımızın kalbine ne koyduğumuzu dikkate alalım. Bugün çocukların kalbine ne koyduğumuz akademik başarıdan daha önemli. Çocuğun mutlu olması lazım. Kendini ifade edebilmesi lazım. Herkesin üniversite okuma gibi bir zorunluluğu yok. Ama herkesin hayatta yaşam becerisini geliştirerek yaşam başarısını yakalama zorunluluğu var. Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, mutlu bireyler oluşmasını sağlamak için. Bunu yineliyorum. Herkesin akademik anlamda başarılı olmak zorunluluğu yok. Ama herkesin
yaşam becerisini geliştirmek ve yaşam başarısını yakalama zorunluluğu var. Bu anlamıyla mesleki ve teknik okullarımız bizim çocuklarımıza kendi yetenekleri çerçevesinde bu beceriyi kazandırıyor ve bu başarıyı veriyor. Hayata kısa yoldan atılma, üretme, üretirken de kendini geliştirme ve sahayı çok daha net bir şekilde tanıma şansı sunuyor. Şimdi siz meslek lisesinde dikiş nakış öğretmenlerimizin ya da usta öğreticilerimizin katkısıyla işte ameliyata girmiş bir doktorumuza ameliyat önlüğü üretildiğini düşünün. Bu bir ameliyat önlüğü. Bugün kullanılan bildiğimiz ameliyat önlüğü. Bunu benim öğretmenim şu anda kendisi üretiyor. Ücretsiz bir şekilde hastanenin ihtiyacını karşılamak için sağlık kuruluşlarına teslim ediyor. Yani oradaki bireyin de, öğrencinin de, öğretmenin de kendini ne kadar iyi hissettiğini düşünüyorum. Düşünmek lazım. Biz de kendi kurumlarımızda gerçekten maske üretimi yapıldı. 3 boyutlu yazıcılardan çok önemli. Çok değerli yani. Bir de bakın şunu da çok iyi biliyorum ki ben evinde yeteneği olan öğretmenimin bir kısmı isimlerini ben biliyorum fakat iznin vermedikleri için paylaşamıyorum. Boş durmaktansa maske üreteyim, boş durmaktansa tek kullanımlık maske üreteyim, boş durmaktansa önlük üreteyim deyip bunları üreterek kamu kuruluşlarına ücretsiz dağıtan, hastanede ücretsiz veren öğretmenlerim var. Bir şekilde terapi değil mi Sayın Müdürüm? Yani tabii bu öğretmenim aynı zamanda yani, aslında kendisiyle barışıklığını da canlı tutmuş oluyor. O da biri toplumsal uzlaşmanın, duyarlılığın, barışın, biz olabilme, biz bilincinin mesela gelişimi anlamında çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü faydacı hissetmek, hepimiz öyleyiz, özellikle öğretmenlerde bu, ben onun lezzeti çok alan bir insanım. Faydacı hissetmek, bir şeylere dokunduğunuzu hissetmek, bir şeylere şekil verdiğinizi hissetmek, o öğretmen de düşünüyordur mutlaka. O maskeyle, o cerrahiyle birilerine faydası olduğunu bilmek. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Geçen dairede arkadaşlara sohbet ederken bir kitaptan bir alıntı yapmıştım. İzninizle tam da konusu geldi. Lütfen. Genelde Batı medeniyetinde bize işte Thomas Hobbes'un bir söylemiyle insan insanın kurdudur cümlesi öğretilir. Ama bizim medeniyetimiz, biz çocuklarımız aslında medeniyetimizin köklerine buluşturursak çok daha güçlü olacağız. Bizim medeniyetimiz böyle değil. Biz diyargan bir toplumuz. Biz verici bir toplumuz. Başkalarının mutluluğuna ortak olan, başkalarının hüznünü paylaşan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bununla ilgili olarak aslında şöyle bir cümleyle karşılaştım. İnsan aslında fıtratı gereği vericiliğe, diyarkamlığa ve toplumculuğa yatkındır. Tıpkı Rıfat Ilgaz'ın ölüm anında dile getirdiği vericilik gibi. Elim birine değsin, üşüdüyse ısıtayım, boşa gitmesin son sıcaklığım. Çok güzel. Çok güzel. Son sıcaklığının dahi boşa gitmemesi konusunda bir beklentisi olan Rıfat Ilgaz'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz böyle bir medeniyetin unsurlarıyız. Burada şuraya da gelelim. Şimdi biz çocuklarımızı hayata hazırlarken mesleki ve teknik eğitimin verilerini dikkate almak durumundaydık. Mesleki ve teknik eğitim daha da gelişecek. Çünkü süreçte öğretmen, öğrenci işbirliği içerisinde mutlu olduğu bir alan içerisinde yaparız. Bizim yapmamız gereken şu. Bu süreci yönetirken İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki bütün ekip arkadaşlarım, bu bir ekip çalışması. Ben müdür yardımcılarım, şube müdürlerim, hatta biz sahada çalışırken bürodan bize destek veren büro çalışanlarımız, şeflerimizin de burada katkısı var. Basit bir örnek vereyim. Hedefler koyduk ve hedefleri gerçekleştirmek için değerlendirmelerde bulunduk. Biz liselere giriş sınavında, bu çalışmaların arkasında liselere giriş sınavında Türkiye sıralamasında 2018'de 39. yedik. 2019'da 11.liği ve fen bilgisinde de 10.luğu paylaştık. Evet, çok kayda değerdi o başarı. Çünkü gerçekten. Bu aslında bu bir iddianın sonucuydu. OBAGİ'nin yansımalarıydı. Sahayı bu anlamda ikna etmek için çabalarken okul müdürümün bana destek vermesi, ilçe milli eğitim müdürümüzün bu hedefi sahiplenmesi ve öğretmenlerimizin de sahada hep beraber aynı hedefe doğru yönelmemizin sonuçlarıydı. Sizin böyle bir iddialı bir cümleniz var diye hatırlıyorum ben. İlk onu deneyeceğiz. İlk onunla ilgili bir iddianız var. Göreve başlarken bunu açıklamıştım. 3 yıl içerisinde biz sıralama sınavlarını dikkate aldığımızda iller bazında ilk 10'a gireceğiz. Bunu gerçekleştirmek için yapılması gerekenlerle ilgili olarak bir çalışmamız var. Bu çalışmayı biz sahiplenir de sahada hayata geçirirsek, ikna edersek öğretmenimi ve yönetici arkadaşlarımı, başarı kendine zaten gelecektir. Başarı yakaladıktan sonra da zaten geri dönmek mümkün değil. Çünkü bu sefer iddialı olmanız gerekiyordu. Ve bu potansiyel de burada var. Bunu gördüğüm için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.
Sevgili müdürüm, bir önemli maddemiz daha var. Tabii şehirleşmenin, köyden şehre göçün yoğun olduğu bir süreç. Ordu'da da bunu çok fazla görüyoruz. Mesela Ordu'nun büyük ilçelerine de arka ilçelerden, kırsaldan çok ciddi ailelerin gelip yerleştiğini. Tabii ki bu süreçte şehir hayatının kurallarına bazı öğrencilerin, ailelerin uyum sağlayamamaları, sosyoekonomik yapıdaki sıkıntılar, özellikle toplumda bölünmüş aile sayısının gittikçe artması ve çocukların bir kısmında beni biraz daha çok ilgilendiren tarafı, çocukların bir kısmına gerçekten sevgisizlik, sevgiye açlık, sorunlar, bununla ilgili bizim bildiğimiz daha önce RAM'ın çalışmaları, ama bir önem projesinden iddialı bir şekilde bahsediyorsunuz. RAM'ın çalışmaları, Rehberlik Araştırma Merkezi'nin ve önem projesi nedir? Bununla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Eğitim sisteminde dezavantajlı gruplarımızın olduğunu hep söyledik. Daha çok biz bunlara işte PDR üzerinden, danışmanlık ve rehberlik üzerinden çalışmalar yürüttük, ama burada görev başladığımızda Sayın Valimizin bir talimatı vardı. Valimiz bu konuyu kendi devlet tecrübesi açısından özellikle belirledi ve bir talimat verdi. Dedi ki bizim çeşitli nedenlerle bir takım noksanlıkları yaşayan, yoksunlukları olan, sevgi ve şefkat tam nasibini alamamış çocuklarımız var. Bunları bulalım. Ve bunlarla ilgili olarak güzel, sistemli bir çalışma yapalım dedi. Biz bu çalışmayı başlattık. Sayın Valimizin bu konudaki önderliğiyle bu üçüncü yılı devam ediyor. Ve biz yaklaşık olarak 12 binin üzerinde çocuğumuza dokunma şansına sahip olduk. Şunu yapmamız gerekiyor ki bizim üniversiteyle işbirliği yaparak, akademik anlamda destek sağlayarak bazı çocuklarımızın özel nedenleri olduğunu gördük ve bu projeye de bu ismi verdik. Önemli projesi. Özel nedenlerin engelleriyle mücadele. Edebilir miyiz? Ederiz. Hami projesini hayata geçirdik. Her çocuk, bu sahada sorun yaşayan çocuklarımızı bir hamiyle buluşturduk. Ama kaymakam, ama jandarma komutanı, ama ilçe milli eğitim müdürü, ama diyanet çalışanımız, müftülerimiz, efendime söyleyeyim ismini sayamadığım diğer kamu kuruluş yöneticileri, sayın valimiz, değerli eşler hanımefendi, ben, diğer il milli eğitim müdüründeki bütün arkadaşlarım, her birimiz bir çocuğu sahiplendik. Kendi biyolojik çocuğumuz gibi. Akademik anlamda ne katabiliriz? Kişilik gelişimi açısından, sosyal gelişim açısından, kaliteli zaman geçirme açısından ne katabiliriz şeklinde çalışmalar ürettik. Ve şunun farkındayız ki, ben okul müdürü arkadaşlarıma şu cümleyi çok rahatlıkla duyuyorum. Sigara alışkanlığı olan çocuğumuzun sigara alışkanlığından vazgeçtiğini, alışkanlıkları yanlışlıklarından vazgeçtiğini ve bu kapsamda gerçekten hayata daha pozitif baktığını, kendisiyle barışık olduğunu, idealleri ve hayallerini gerçekleştirmek için sahadaki eksikliklere rağmen, her şeye rağmen hayatın daha güzel olabileceğini gören, fark eden çocuklarımız oldu. Ve bu proje, önem projesi bizim rehberlik araştırma merkezimizin dışında, Sayın Valimizin talimatıyla kurduğumuz bir büro tarafından yönetiliyor. Önem Ofis diye bir büro kurduk. Buradaki arkadaşlarımız 19 ilçeyi tek tek gezerek, bu verileri alarak, bu çocuklarımızın hayatlarında ne değişti, akademik anlamda neler gelişti, sosyal içerik açısından bu çocuklarımızın hayallerini nasıl gerçekleştirebiliriz şeklinde dokunabildiğimiz kadar çocuğa dokunmaya yönelik bir çalışma, bir proje. Bunu canlı olarak ben yaşadım. Yani özel öğretim kurumlarında bir velimizin çocuğunda, öğrencimizde obsesif sıkıntılar var. İletişim kurmakta zorlanıyor. Daha genel anlamda takıntıları var. Bununla ilgili söylediğinde hani verim aldığını, o ailenin, o öğrencinin başka bir öğrenciyle de iletişim kurması sağlanmış, geri bildirim olduğunu söyledi. Bugün bir de programın yapılacağını duyan arkadaşlar arıyorlar. Aybasit'ten bir öğretmen arkadaşımız aradı. Projenin içinde yer aldığını, önemli olduğunu, mutlaka bu projenin daha çok bilinmesi gerektiğini söyledi. Ben de çok mutlu oldum gerçekten. Yani önem projesi, evet kararlar alınabiliyor, öğretmeni olayın merkezine koyuyoruz, ama bir de toplumun, gelen öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik sağlıkları açısından önce onları da sağlıklı hale getirmek, sahiplenilmesi gereken birçok öğrenci var ve çok ciddi bir boşanma oranı var. Yani çok ciddi sayıda bölünmüş aileyle karşılaşıyoruz sahada. Dolayısıyla bu çok önemliydi. Peki Sayın Müdürüm, pandeminin bize, yani COVID-19 pandemisinin bize
Tabii ki burada bir üst akıldan da bahsediliyor, dünyadaki değişik projelerden bahsediliyor. Ama mutlaka çağımızın artık bundan sonrasında bilişimin çok daha ön plana çıkacağı, akıllı işte öğrenen makinelerinden bahsedildiği, yine iletişimde çok hızlı değişimlerin olacağı, Çin'de hatta 3000 kilometre uzaktan yapılan robot üzerinden yapılan cerrahi beyin ameliyatından bahsediliyor. Biz bu anlamda acaba çağa ya da bilişime ne kadar ayak uydurabileceğiz, ne kadar geliştirebileceğiz? Sadece tabii ki güzel adımlar var ama dünyayı artık bilişimin ve iletişimin yöneteceğini görüyoruz. Evet. Yani kesinlikle gelecekteki dünya bilişim ve iletişim. Siz de hani meslek gruplarında baktığımız zaman, geleceğin mesleklerine baktığımız zaman atıyorum veri avcılığı var. Yani planlamaları var. Farklı otonom araçlardan, robot kollardan ve çok hızlı bir iletişim ağından, uyduların artık savaşta bile işte artık insansız hava araçlarının Türkiye'de kullandığı, etkili olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Tamamen teknolojik gelişimin çok ön planda olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye'yi bu anlamda milli eğitim tarafından baktığımız zaman neler bekliyor? Hani bunun için gerekli donanımlar, laboratuvarlar mutlaka şu anda yapılan atölyeler var mutlaka, ama öğrenme atölyelerinde sadece bilişim değil, farklı işler de yapılıyor. Farklı alanlar da yapılıyor. Öğrenme atölyesini sadece bilişim olarak düşünmüyoruz ama Türkiye ne kadar yakalayabilecek? Düşünceleriniz nedir bu konuda? Şimdi şu anda bakanlığımızın bir hedefi var zaten. Biz bu hedef çerçevesinde ordu olarak kendi potansiyelimizi görmek için bir saha araştırması yaptık. Dediklerinize ben de katılıyorum. Yani bugün bilim adamlarımızın makalelerini incelediğimizde şu bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Bugünkü ilkokuldaki çocuklarımızın %80'inin mesleğe başladıklarında yapacakları meslekler bugün yok. Evet, kesinlikle. Ya kesinlikle. Bu bir gerçek. Dolayısıyla biz çocuklarımızı geleceğe hazırlayacaksak bu gerçeklik üzerinden gitmek durumundayız. Bugünün meslekleri, bugünün meslek grupları üzerinden konuşursak çocuklarımıza haksızlık yaparız. Bu kapsamda yeteneklerini geliştirecek, meraklarını tetikleyecek, araştırma duygularını, araştırma kültürlerini ortaya çıkaracak ortamlar sunmamız gerekiyor. Yine 2023 vizyon belgesinde buna dair özellikle okullarımızda beceri ve tasarım atölyeleri, beceri ve tasarım atölyelerinin oluşturulmasına yönelik hedefler var. Biz şu anda il genelinde farklı içerik ve özelliklerde 200'e yakın tam sayı şu anda önümde değil, beceri ve tasarım atölyesi kurduk. Tabii buradaki amacımız şu aslında: hem bilişim, hem teknoloji, hem de üretime dair çocuklarımızın sahadaki ihtiyaçlarını giderecek ortamlar, kendi yeteneklerini ortaya çıkaracak ortamlar hazırlayalım, dışarıya bırakmayalım. Bu şuna benziyor aslında biraz. Roman Diyojen'le ilgili olarak bir hikaye vardır. Roman Diyojen bir, affedersiniz, hamama gitmiş yıkanmak için. Hamamın çok pis olduğunu görünce şu soruyu sormuş: buradan çıkınca temizlenmek için nereye gitmem lazım? Dolayısıyla buradan hareketle biz şunu biliyoruz ki çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderecekleri, temizlenecekleri tek yer okullarımız. Bunun için biz çağın gerekliliklerine göre okullarımızı donatmak durumundayız. Teknolojiyi kullanan hepsi kullanıyor. Ama artık dönüşümün içerisinde teknolojiyi kullanan değil, teknoloji üreten olmak gerekiyor. Bugün bizim bilim sanat merkezlerimiz, özellikle bilim sanat merkezlerindeki çocuklarımızla başlayan süreç okullarımıza, mesleki teknik eğitim okullarımıza kadar yöneldi. Yani yazılım bu anlamda, evet, yazılım biz olacak. Biz yazılım üretiyoruz. Çünkü şu anda hani biz çocuklarımızı bazen çok iyi bilgisayar kullanıyor, bilişimi çok iyi kullanıyor ama, yani tırnak içinde söylüyorum, kullanıcısı değil. Var olanı kullanıyor. Tabii. Ama orada yazılımla ilgili çalışmalar kesinlikle olacak en azından. Üretime dair çalışmalar yapıyoruz. Mesela bugün TÜBİTAK'ın desteklediği ortaokul projeleri, lise projeleri tamamen buna yönelik aslında. Yani çocuklarımızın kendi özgüvenleri, araştırma duyguları, bilimsel veri üzerinden yorulmama ve yeni bir soruna çözüm üretme düşüncelerini destekleyecek ortamlar sunmak. Zaten araştırma kültüründe bu var. Bir sorunu önüne koyacaksınız çocuğumuzun ve çocuk bu soruna kendi yeteneği açısından, kendi birikimi açısından nasıl çözüm üreteceğini düşünecek. Önemli olan burası. Şu anda biz teknolojiyi bu bağlamda değerlendiriyoruz. Bugün bir basit bir örnek vereyim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle Türksel bir çalışma başlatmıştı bilim sanat merkezimizde. Bugün çocuklarımızın en çok ilgi duyduğu alanlardan bir tanesi oyun. Biz eğitici oyun yazıyoruz. Oradaki öğretmenlerimiz bu işin eğitimini aldılar ve öğretmenlerimiz oyun programlaması yapıyorlar. Kime? Çocuklarımıza. Bu büyük bir sektör.
hem bu büyük sektörün içerisinde adım var olmak atmak, için tabii adım atmak yarın bu uçak yazılımı, savunma sanayindeki yazılımlar gibi, uydu yazılımı veya işte iletişim yazılımlarına dönecektir ama bir yerden başlamak lazım mutlaka. Kesinlikle mesleki teknik açıdan da aynısı geçerli. Bakanlığımız Aselsan'da prototipler imzalıyor, protokoller imzalıyor. Amaç ne? Aslında araştırma duygusunu, teknoloji üretme kültürünü çocuklarımıza vermek. Bizim neyimiz eksik? Bana kalırsa hiçbir şeyimiz eksik değil. Büyük düşünmek gerekiyor. Biz eğer büyük Türkiye idealini gündeme getiriyorsak ki getiriyoruz, o zaman büyük düşünmemiz gerekiyor. Yani bugün mesleki teknik eğitimde çocuklarımızın bir kısmında müthiş fikirler var. Onlara imkan sunalım istiyoruz. Ben yani bu anlamda Sayın Müdürüm, ön yargıyı kırmak gerekiyor evet. galiba. Yani evet. Einstein'ın dediği gibi gerçekten atomu parçalamaktan daha zor olan kesinlikle bir ön yargıyı. Aynı kanaatteyim ben. Yapamayız. Yani biz yapamayız. Hep transfer edilen, teknolojiye de sanayi transfer edilen bir misyon belki bu ülkeye yıllarca empoze edilmiş, yüklenmiş ve bir nesil inandırılmış. Yani biz yapamayız, biz yapamayız diye. Ben buna şöyle bakıyorum bakın. Bir, bugün medeniyetler açısından değerlendirdiğimizde Doğu medeniyetinin temsilcisi olarak bizler dünyaya kamil insan yani erdemli insan tipinin en güçlü örneklerini hep biz sunduk. Sunmaya da devam ediyoruz. Bugün bir Covid-19'la mücadele kapsamında Avrupa'nın kendi içindeki o sorun alanlarını gördük. Biz bugün kendimizden üreterek, evinden üreterek paylaşan öğretmenlerden bahsediyoruz. Biz gerçekten erdemli insan tipi açısından medeniyet olarak çok zenginiz. Bununla yetinmeyelim. Bunun yanına artık teknolojiyi üreten, bilimi üreten, bilgiyi üreten, matematiği yenileştiren, düşünce üreten çocukları üretelim istiyoruz, geliştirelim istiyoruz. O yüzden okullarımızda bu alandaki bütün çalışmaları destekliyoruz. Desteklerken de veriye dayalı tablo oluşturduğumuz için sonuçları bizi mutlu ediyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi TÜBİTAK araştırmalarında işte 4 projemiz sergiye değer kabul ediliyordu. Şu anda proje sayımız 22'ye çıkıyor birden. Niçin? Çocuklara bu öngörüyü verir, desteklerseniz çocuk zaten üretmek için sizin peşinizde koşuyor. Öğretmenin peşinde koşuyor. Öğretmen arkadaşım yapması gereken sadece ona evladım sen de istersen yapabilirsin. Araştırma duygusunu destekle, merakını öldürme ve o çocuğa kapı aç. Ufuk aç. Peki Sayın Müdürüm, bir konuda şu, ben sizin çalışmalarınıza baktığımda hem kamu kendi okullarımızı hem özel öğretim kurumlarında sürekli ziyaret ettiğinizi, onlar hakkında destekleriniz olduğunu ve bilgilendirildiğinizi, ilçeleri de sürekli ziyaretler gerçekleştirdiğinizi görüyorum. Örneğin şimdi bizim herkesin tabii kamuoyunun genelde düşüncesinde işte sahildeki okullar, buradaki Ünye, Fatsa, Altınordu bu şeritteki okullar hep önemsenir, hep oralara iyi öğretmenler gelir. Orada imkanların belki bakanlığın ve il müdürlüğünün imkanları, valinin imkanları oralarda daha çok kullanılır. Düşüncesi hakimdi daha çok. Kırsala gittiğinizde yani Akkuş'a çıktığınızda, Gölköy'e çıktığınızda ya da daha arkadaki ilçelere Mesude'ye çıktığınızda ne değişiyor oralarda? Yani oradaki okullarda çünkü taşımalı olanlar var, merkezi okullar var. Yine orada da çok ciddi şekilde akademik eğilimle düşünülüyor, yargılanıyor belki öğrenciler. Bu öğrencide de ciddi anlamda psikolojik bir problem oluşturuyor gerçi. Hep onunla yargılanması, hep aldığı not, puan, onunla değerlendirilmesi. O ilçelerdeki öğrenciler, öğretmenler ne durumdalar? Şimdi şunu bilmek lazım kesinlikle. Benim öğretmenimin elinde sihirli değnek yok. Bende de, sizde de, kimsede yok. Eğitimin saç ayağı 3 tane. Okul, toplum, aile. Yani biz ailenin bu alandaki bizim yaptığımız çalışmaları destekleme sürecine katkı sunmasını beklerken karşılık bulamadığımız zaman sorun yaşıyoruz. Ve bu karşılık bulamama en çok kırsalda ortaya çıkıyor. Ya bu eğitim yapısıyla, seviyesiyle. Tabii. Yani ailenin bu alandaki algısıyla, beklentisiyle, yönlendirmesiyle bunlar paralel gidiyor. O yüzden biz hiçbir çocuğumuz, heba edilecek hiçbir çocuğumuz yoktur. Ben en ücradaki okullara kadar gittiğimde ilk kez bir il müdürü geldi diyen okullarla karşılaştım ben. Öğretmen hayatımda ilk kez bir il müdürüyle görüşüyorum diyen öğretmenlerle karşılaştığımızda onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Siz bu çocuklara lütfen geleceğin liderleri olarak bakın. Bu çocuklardan kesinlikle bilim adamları çıkacak. Çünkü biz bugün bilim dünyasına üreten insan olarak ortaya çıkanların hayat hikayelerini okuduğumuzda
onların da bir kısmının köy okullarından geçtiğini, işte 10 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak, en küçük çocuğu olarak, işte abisinin, ablasının eskimiş ayakkabılarını, kıyafetlerini giydiği hikayelerini gördük. Bu hayatın bir gerçeği. Ama her çocuk bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Lütfen o çocuklara bu imkanı sağlayacak çalışmalarla yön verin. Ancak işte o eğitimin saç ayaklarından toplumun beklentisi, velilerin beklentisiyle bizim verdiklerimizin örtüşmesini sağlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biz pes etmiş değiliz. Çalışmalarımız hep bu yönde devam ediyor. Burada önemli olan şurası, bakın. Sahadaki öğretmenimin gayreti ve çabasıyla velinin beklentisini örtüştürmeye yönelik olarak ev ziyaretleri, veli toplantıları, bunların tamamını biz yönlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencinin kıymetli olduğunu, çocuğun aslında yönlendirildiğinde çok başarılı olabileceğini veliye aktardığımız takdirde veli sırtındaki ceketini satıp çocuğunu okutacak bir veli profilimiz de var bizim. Bunun da farkındayız. O yüzden doğru bilgilendirme, doğru rehberlik ve amacı gerçekleştirecek, öğrencinin kendi yeteneğinde hayallerini gerçekleştirecek eğitim ortamları sağlamak. Bizim derdimiz bu. Biz bunu bakış açısıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama sahadan geri dönükler de almaya çalışıyoruz. Eksiğimiz var mı? Vardır. Nerede? Nasıl çözeriz? Kimle? Ne şekilde? Bu konuda biz katkı da bekliyoruz. Yani biz anketler de düzenliyoruz. Okullara gittiğimizde okul ziyaretinin arkasından anket düzenleyerek durumumuz nedir? Beklentiniz nedir? Nereye dokunabiliriz? Neler yapabiliriz? Şeklinde anketlerle sahayı yoklamaya çalışıyoruz ve geri dönükler veriyoruz. Ben bir basit örnek vereyim. Bugün kırsal kesimdeki okullarımızda öğretmenlerimiz çocuklarımızla kendi internet ortamındaki sosyal bir takım ağlar üzerinden ders yaptığını gördük. Yapıyor, farklı programlar kullanıyorlar. Bir takım tedbirleri alarak bu programları kullanıyorlar. Köy okulunda çocuğumuz annesinin cep telefonundan bunu yapabiliyorsa, bu imkan sağlanabiliyorsa, oralarda da artık eğitimin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu farkına varmış insanlarla buluşmak bizi mutlu ediyor. Ama bunun ha demeden hemen bir anda eğitimin sorunlarını çözeceğiz şeklinde bir iddia ile gündeme getirmek doğru değil. Bakış açımız eğitimi çözüm odaklı sahaya yatıralım, bilimsel verileri dikkate alalım, aklımızı kullanalım ve veriye dayalı karar destek sistemi üzerinden geleceği şekillendirelim. Özellikle yani Doğu Güneydoğu'daki öğrenciler açısından şunu görüyorum. Tabii bilişimin, teknolojinin bu kadar üst düzeye gelmediği zamanlarda o çocuklarımız gerçekten terör örgütlerinin baskısı altında başka bir dünyayı göremeden, yani başka bir dünyaya, başka bir Türkiye'yi, dünyaya açılamadan bir şekilde, çünkü teknolojik olarak sadece televizyonla sınırlı olan, belki orada da baskılar sonucu izletilmiyor da olabilir. Öyle bir dönemde bir dünya vardı önlerinde ama şu anda bu özellikle EBA'nın çalışmaları, diğer bilişim alanında öğretmenlerin öğrencileri bilinçlendirmesi bence bu anlamda da çok etkili olacaktır. Bir de şunu sormak istiyorum Sayın Müdürüm. Şimdi yurt dışı projeleri özellikle ilimizde de yapılıyor, yıllardır yapılıyor. Belli dönemler bunu sadece yurt dışı turistik tanıma gezileri gibi idi belli dönemlerde. İşte Erasmus'un projeleri gibi. Şu anda biz gerçi birçok robotik yarışmalara gidiliyor. Özöğretim kurumlarında da bu özellikle de baskın, bizim de okulumuzdan gidenler var. Bu projelerin faydacılığı şu anda ne durumda? Diyelim ki bir süre pandemi sebebiyle belki bu yapılamayacak, TÜBİTAK projeleri çok daha ön planda olacak diye düşünüyorum ama sizin geldiğinizden bugüne kadar yurt dışı bazlı nasıl projeleriniz var? Neler üretiliyor bu anlamda? Şimdi şöyle, mahalli olsun, yerelde, ulusal ya da uluslararası ölçekle, Avrupa Birliği projeleri kapsamında da biz proje kültürü konusunda bir kültür oluşturmak istedik. Öncelikle proje bir fikir üretmenin, bir soruna dair çözüm üreticisinde bulunmanın ne kadar kıymetli olduğunu, bunu yaparken aslında yerel sorunları bütüncül ve global düşünerek bakmak gerekliliğini de altına çizdik. Ve böylelikle aslında bir ufuk oluşturduk. ARGE birimimizde öğretmenlerimize biz proje kültürü konusunda ihtiyaç duydukları bütün eğitimleri verdik. TÜBİTAK projelerinde, ortaokul ve lise dönemindeki projelerde ciddi anlamda bir gelişme ortaya çıktı. Bir örnek vereyim mi size? Bir ortaokulumuz ilk kez bir proje çalışması yapıyordu. TÜBİTAK destekledi. Sergiye gittik. Sergiyi gezdiğimizde kulaklarım şuna şahit oldu, üzüldüm aslında. Ya bunlar mı proje diye bir cümleyle karşılaştım. Daha sonra arkadaşlara bir açıklama yapma gereği hissettim.
ortaokul. Bahsettiğimiz yer bir ortaokul. Buradaki asıl felsefe şu. TÜBİTAK bu tarz projeleri desteklerken öğrencilere araştırma kültürü konusunda meraklarını destekleyecek bir ortam hazırlar. Bizim de yapmamız gereken aslında o çocuklara sorun olarak gördükleri bir konuyu nasıl çözeceklerine dair kendilerince bilimin verilerine göre ortaya koydukları bir tabloyu bilimsel öğretiler üzerinden bize sunmasını isteriz. Bu Amerika'nın yeniden keşfedilecek kadar büyük bir şey değil ya da bir patent alacak gibi böyle üst seviye bir çalışma olmayabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan burada öğrencinin bir konu hakkında sorun görmesi, gördüğü soruna kendi yeteneği çerçevesinde çözüm üretmesi, kendi gelişimi aslında yani ve anlamda. Bu araştırma sürecine girmesini sağlamaktır. Bunu yaparsak işte o zaman biz geleceğin bilim adamlarını yetiştiririz. İşte o zaman biz geleceğin bilim dünyasına katkı sunacak insanları bir şekilde kurtulmuş olan bir topluluk sunabiliriz. Aynı şey Avrupa Birliği projeleri için de geçerli. Olayın bir görsel boyutu var. Bu yadsınamaz. İşte Avrupa'daki farklı kültürleri, farklı şehir ortamlarını, farklı mimari yapıları görmek, gezmek, dolaşmak. Bu var. Ama beraberinde işte eğitime dair çocuklarımızı biz oraya götürdüğümüzde, öğretmenlerimiz oraya gittiklerinde birebir eğitimin içerisindeler. Etkileşim. Artık dünya o kadar küçük bir yer ki. Siz buradan İtalya'ya gittiğinizde ya da işte Lüksemburg'a gittiğinizde oradaki eğitim ortamlarının uygulama örneklerini görüp yaptıkları sorun çözme analizlerini alıp buraya getirdiğinizde bizim kendi sistemimizde uyan taraflarla beraber yeni bir ufuk oluşturmuş oluyorsunuz. Bu yüzden biz Avrupa Birliği projelerinde de aynı şekilde yani şu anda bizim il genelinde 780 bin avronun üzerinde Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Bu kadar büyük bir rakamın içerisindeyiz. Bu bir avantaj mı? Gerçekten bir avantaj. 13 tane proje var il genelinde Avrupa Birliği projesinde. Burada çocuklarımız, öğretmenlerimiz bilgilerini, görgülerini, tecrübelerini geliştirecek ortamlara giriyorlar. O ortamlardan aldıkları verileri, dataları, bilgileri, tecrübeleri kendi okullarına, kendi mesai arkadaşlarına getirerek aslında bu alandaki bilinirliği arttırmaya çalışıyorlar. Ben bunu önemsiyorum. Bu yüzden kurmuş olduğumuz birimin adını Proje Koordinasyon ve Öğrenme Merkezi olarak koyduk. Orada gerçekten hem projeleri koordine ediyoruz hem de proje üretme kültürüne ben de dahil olmak istiyorum diyen arkadaşlarımızla beraber orada öğrenme sürecine giriyoruz. Biz de öğreniyoruz, öğretmenlerimiz de öğreniyorlar. Evet Sayın Müdürüm, çok konu var aslında, çok sorular da geliyor. Ama bugünkü zamanımız gerçekten çok önemli konular. Dediğim gibi en çok bunların içerisinde mesleki eğitim, mesleki yönelimle ilgili kesinlikle fırsatınız olduğunda sizle bunu tekrar görüşmek, tekrar tartışmak, masaya yatırmak isterim. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum bugünkü ilk programa katılımınız için ki çok ciddi yapılan çalışmalar var 2 yıldır. Bizzat kendim de gördüğüm için de rahat konuşabiliyorum bu konuda. Son olarak şunu ben sizden rica edeceğim. Kameranıza da bakarak müdürümün kamerası. Şu anda hem bir baba olarak sınava hazırlanan da kendi çocuğunuz olarak velilerimize bu dönemle ilgili, çünkü onlar evet çok önemli çalışmalarınız var ama en çok takıldıkları yer şu anda pandemi, şu anda nasıl davranmalıyız, ne yapmalıyız, çocuklarımıza neler söylemeliyiz, bu konuda tavsiyelerinizi alalım sizinle. Ama mutlaka bir program daha ben istirham ederim sizden. Çünkü gerçekten çok ciddi projeler. Burada biz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, valiliğimizin artık somut ve sizin en çok önemsediğim tarafınız, siz veriyle çalışıyorsunuz. Evet. Datalandırarak çalışıyorsunuz. O verinin sahadaki etkilerini görerek geri dönüklerini alarak çalışıyorsunuz. Bence bir birimin, bir kurumun, hangi kurum olursa olsun modern çalışma anlayışında bu hep olmalıdır. Yani veri olmalıdır. Verinin sahadaki datanın sahadaki yansımasını görmeniz gerekir. Dönütler alıp o verileri tekrar güncellemeniz gerekir. Sürekli veri toplamanız gerekir. Aslında tam çalışma sisteminiz. Şöyle aslında bunu biz okul müdürlerimize de özellikle bu sene planladık ve uyguluyoruz şu anda. GZFT analizi yapsınlar istiyoruz. Güçlü yönlerimiz neler? Zayıf yönlerimiz neler? Fırsat olarak değerlendirebileceğimiz imkanlarımız var mı? Tehdit, hedeflerin gerçekleşmesinde tehdit olarak gördüğümüz alanlarımız var mı?
Yani kendimizi bir check edelim aslında. Okul olarak, kurum olarak, ilçe olarak, il olarak tomografimizi çekelim. Çektik. Sorunlarımız nereler? Bunları görelim ve bunları veriye dayalı sistem üzerinden yönetmeye çalışalım. Veriye dayalı yönetirsek zaten sonuçlarımızı biz veri üzerinden okuduğumuzda ancak bir başarıya da başarısızlık hikayesi ortaya koyarız. Bugün ben çok rahatlıkla söylüyorum, iyi bir ekibim var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarım, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan bütün arkadaşlarım, Allah onlardan razı olsun, şu anda da zor bir süreci yönetiyoruz, öyle değil. Bakın veli, öğrenci, öğretmen, yönetici, herkes bizden bu süreçle ilgili olarak bir açılım bekliyor, bir açıklama bekliyor. Sayın Bakanımız her gün ekranlarda bu konudaki bütün tereddütleri giderecek, sakinleştirecek, kararlı, net açıklamalarda bulunuyor. Biz bunları dikkate aldığımızda bu sürecin ne kadar zor bir süreç olduğunu farkındayız. Ama ben arkadaşlarımdan bu anlamıyla çok memnunum. Çünkü bu bir ekip çalışması. Şu anda bizim il genelinde 129 bin öğrencimiz var. 129 bin öğrenciyi 10 bin öğretmenle birlikte, 19 ilçe Milli Eğitim Müdürü ve il Milli Eğitim'de çalışan personelle birlikte eğitimin geleceğini şekillendirecek bir yönlendirmeyle desteklemeye çalışıyoruz. Biz yöneticiyiz ama amacımız aslında hizmet etmek. Devlete, millete hizmet. Biz kamu çalışanıyız. Bir de bizim kültürümüzde şöyle bir ilke vardır. Kamu adına çalışan aslında emanet iş yapar. Kendi işi değildir. Emanet iş konusundaki hassasiyetimiz, emanete karşı hassasiyetin neyse o çerçevededir. O yüzden yani benim velilerimizden ricam da bu. Biz bunun farkındayız. Zor bir süreç. Bu süreci yönetirken, yürütürken neyi, nasıl yöneteceğimiz konusunda bakanlığımızın açıklamalarını dikkate almalarını isterim. Bakanlığımız bu konuda şu anda sistemi yürütmek ve yönetmek açısından çok ciddi tedbirler alıyor. Aldığı tedbirler ortada. Bize düşen görev bu süreci yönetirken sahada karşılaşılan bir sorun varsa bu sorunlarla ilgili olarak bize rahat ulaşabileceklerini belirtiyoruz. Rehberlik araştırma merkezlerimiz, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki bütün çalışan arkadaşlarımıza biz bugün sahadayız. Karşılaşılan sorunun boyutunu bilmiyoruz. Ancak çözüm önerilerimiz şu an itibariyle, öngörümüz şu an itibariyle bakanlığın yapmış olduğu açıklamalarla sınırlı. 4 Mayıs itibariyle inşallah bir aksilik olmasa eğitim öğretime başlayacağız. Okullarımız hazır, çocuklarımızı bekliyoruz. Sınavlarımızın takvimi bakanlık tarafından açıklandı. Haziran itibariyle 7 Haziran'da liselere giriş sınavını yapacağız. Temmuz ayı içerisinde üniversite sınavımızı gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız bu süreci rahat bir şekilde kendi potansiyellerini dikkate alarak, hedeflerini dikkate alarak yönettikleri takdirde ben bir sorunla karşılaşacaklarını zannetmiyorum. Allah bizi her tür kötülüklerden korusun. Bu kapsamda çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Sahaya çıkmamalarını, alanda olmamalarını, sokakta olmamalarını bu yüzden istiyoruz. Bu yüzden evde kal cümlelerini kuruyoruz. Bu yüzden biz öğrencilerimize yönelik bir çalışma yapmıştık aslında. Bugün ondan bahsedemedim. Aylık bültenimiz var bizim. Öğretmenlerimiz, akademisyenlerimizle beraber çocuklarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize yönelik planlamalarımız var. Bizim bu planlamaları yaparken hedefimiz aslında biraz da bu yeni, soru işaretleri. Evet, şu andaki gündemden dolayı oluşan evet, bir çalışma. Şu anda biz pandemiyle mücadele kapsamında uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın bu tereddütleri nasıl gideririz? Ya da velilerimize nasıl katkı sunarız şeklinde çalışmalar yapmak istiyorduk. Bunları da uygulayacağız. Dolayısıyla bu süreç bilinmezliklerle dolu da olsa şu anda önümüzde çok net tablolar var. Tablo 1. Şu anda çocuklarımız uzaktan eğitime tabiler. Hiç kimsenin hak mağduriyeti söz konusu olmayacak. Tablo 2. Sınav konusunda hak mağduriyeti olmayacak şekilde bakanlıkça bir takvim belirlendi. Bu takvime de dikkat alarak çalışırsak zamanımız da bol. Spor yaparak, aileyle birlikte kaliteli zaman geçirerek, kitap okuyarak, tartışmalar, düşünce jimnastiği yaparak da zamanı yönetme şansına sahibiz. Ben herkese en güzel günler bizim olsun, hep beraber Türkiye'nin olsun düşüncesiyle saygılarımı sunuyorum. Özellikle böyle bir imkan verdiniz. Eğitime dair konuşmalanacak çok şey var. Daha anlatmam gereken bir sürü çalışmamız vardı ama zaman sorunumuz var. Sizi tekrar konuk etmek isteyeceğiz. Çünkü İnşallah. Gerçekten bence en önemli konuşulması gereken hem gündemden dolayı hem de toplumsal değişimden dolayı çok çok önemli bir konum. Geldiğiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. İlk program için bizi onurlandırdınız gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Değerli izleyicilerimiz,
Programımız her pazartesi günü saat 8'de ekranlarımızda olacak ve bugün İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kutu Tekinbaş'ı misafir ettik. Çok önemli katkılar sundu bize. Bizim programımızın devamında yine sınavlar, sınav hazırlıkları, üniversiteler, onların tanıtımları, aslında eğitime dair her şeyi konuşacağız. Her şeyi masaya yatıracağız. Her hafta konuklarımız olacak. Haftaya da önemli konuklarımız var. Sizlerle paylaşmak istediğimiz birçok konu var. Ve bugünlük bu kadar diyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Uluslararası Final Üniversitesi Gelecek Sensin'i sundu.